Merhaba tekrardan. Mikro işlemci hoş geldiniz. Geçen dönemden tanıyorsunuz beni zaten çok şey yapmaya gerek yok. MS Teams'ten bana ulaşabilirsiniz. Bu sene, bu dönem en azından Teaching Assistant'larda bir kişilik değişik var. Geri kalan kadro aynı. Taha hocanız yerine Selim hocanız dahil oldu. Yine aynı şekilde MS Teams kullanarak onlara da ulaşabilirsiniz. Bütün dersle alakalı bilgiyi yine işte Mikro Furkan Space'ten ulaşabilirsiniz ya da Furkan Space'e giderseniz oradan işte Teaching Mikro işlemcilerden ulaşabilirsiniz. Syllabus orada iki dersinde. MS Teams'i kullanacağız biz. Bütün content management için aynı geçen dönemde olduğu gibi hiçbir fark olmayacak. Eğer şey yapamazsanız şu anda bu arada şey var mı? Ben bunu orada. Yok herhalde. Tamam. Oraya ulaşabilirsiniz. What's the objective? The main objective of microprocessors course is to present a detailed insight into microprocessors and get students proficient with common practices on designing microprocessor based systems. Yani burada ne diyoruz? Sonuçta yapmaya çalıştığımız bir şekilde detailed insight mikro işlemci tasarımına, mikro işlemci tabanlı sistem tasarımına bir detailed detaylı bir böyle bakış sunmak ve sizi bir şekilde kullanılan yani common practice'lere göre işte up to speed yani getirmeye çalışmak amaç bu şekilde. Nasıl işleyeceğiz yani metodoloji ne olacak? We will have a lecture Thursday 9:30. 4-3 hours. Birisi mikrofonu açık zannedersem mikrofonu açık. We will have a lecture on Thursdays. The lecture will be recorded and uploaded. Like I said, attendance will not be taken. Dediğim gibi katılmanızın çok bir şeyi yok. İsterseniz sonradan izleyebilirsiniz. There will probably be a quiz in each lecture ama. Yani geçen sene, işte geçen dönemde birkaç kere yaptık, 3-4 kere. Bu dönem biraz daha sık yapmayı planlıyorum. Biraz sonra konuşuruz onunla alakalı. Genelde dersleri 1-2 saat diye düşünüyorum. Çok 3 saat gider mi? Gidebilir. Ama biraz daha chat tarzında olur hani son 1 saat. Aslında yaptığım şey hani 1-2 saat dersten sonra 1 saatlik bir lab session gibiydi böyle. Hani bir problem verip onun üzerinde uğraşmanızdı ama şu anda nasıl olacak bilmiyorum yani ona bakacağız. Dersin dili İngilizce. Çok yani derste belki olsaydı hani İngilizce anlatırdım ama yani çok İngilizcenin efektif olmayacağını düşünüyorum ben. En azından mimiklerimi görmeyeceğiniz için. O yüzden Türkçe ben devam edeceğim ama illa eğer isterseniz öyle bir konsensus olursa İngilizce olmasına yönelik ona çevirebiliriz yani çok şey değil, önemli değil. 335 nasıl olacak? 335'lerde yine aynı geçen dönemdeki olduğu gibi hiç farkı yok. Bir lab verilecek. Belli bir gün mesela Perşembe akşamlarına lab diye olacak. Bu Perşembe akşamı şu anda seçtiğim bir şey gün ama eğer derseniz ki işte Perşembe günü sınavlarımız var veya işte Çarşamba olsun veya Cuma olsun. Yani fix bir şekilde ya Cuma'ya ya Çarşamba'ya kaydırabiliriz. O da çok önemli değil hangi güne diye oldu ama fix bir şekilde aynı gün olmasını istiyorum. Bu geçen dönemden farklı olarak lablar individual olacak. Yani beraber team olarak vermeyeceksiniz. Bunun en büyük sebebi de tabii ki donanımda çalışıyor olmanız. Yani normal simülasyonda ve şeylerde yine beraber çalışılabiliyor ama kendiniz donanım yaparken böyle bir durumda bir kişi yapacak, diğeri sadece rapor yazmaya dönecek iş. O yüzden individual olacak. Bunun şey yok. Yani çok böyle istisnai bir durum olabilir. Aklıma gelmiyor şu anda ama öyle bir şey de belki olabilir ama onun haricinde çok şey değilim yani. Yaklaşık olarak 8-10 gibi yani 9 tane falan da olur diye düşünüyorum. İşte 3. hafta başlayacak 3-4-5 sonra 7-8-9 sonra 11-12-13 gibi öyle bir şey olacak gibi geliyor. Bu lablarda yine raporu yazacaksınız. Geçen seneki kadar uzun olmaz, geçen seneki kadar detaylı olmayacak ama hani bir raporu yazacaksınız yine düzgün böyle anlatan işlemi. Bununla alakalı konuşuruz zaten. Bir de bir video çekersiniz şeyle alakalı yani yaptığınız şeyin demonstration'ınla alakalı çünkü donanım olacağı için
video çekip bir yere yükleyebilirsiniz. Yani gerek OneDrive'a, gerek işte YouTube'a, gerek Stream'e, nereye istiyorsanız. Sonra da link paylaşabilirsiniz şeylerle, raporunuzda. Bununla alakalı konuşuruz raporu verdiğiniz zaman. Kitap olarak Definitive Guide to Cortex-M0, M0 Plus Processors, EU'nun kitabı var. Bunu kullanacağız en azından birkaç hafta birkaç hafta için. O kitap nerede? Şurada şöyle bir kitap. Burada neler var? Architecture, Instruction Set, Memory Systems, Exception, Interrupts, System Control, Operating Systems, Fault Handling, Memory Protection Units, ondan sonra da işte getting started with GCC, Programming Designs vesaire, Instruction Set, Quick Reference falan. Yani çok böyle ilk haftaları en azından kapsayabilecek bir kitap olacak. Bununla devam edeceğiz. Zaten bulabilirsiniz. Onun haricinde mikro işlemciler dersinde yani birçok reference ve data sheet var yani. Birçok data sheet okuyacaksınız. Bunlardan bazıları işte biraz önce açtığım değil tabii. RM öncelikle işlemcinin şeyini açmamışım. İşlemcinin dokümanını açmamışım. Çok önemli değil. RM 0 444 bu sizin şeyiniz olacak yani. Ana referans kaynağınız. 1200 sayfalık bir beast. Çok şey değil. Nasıl diyeyim? Göründüğü kadar yani korkunç olmasın. Çünkü yani section'lara bölünmüş. Mesela işte gidelim birazcık ilerlere. Mesela GPI ile çalıştığınız zaman işte GPI chapter'ını bir kere götüreceksin. Yani geçeceksiniz üzerinden. İşte ne bileyim direct memory access yaptığınız zaman DMA ile alakalı işte gideceksiniz veya işte NVIC kullandığınız zaman, external interrupt kullandığınız zaman CRC ünitesini, ADC ünitesini. Bununla alakalı hepsiyle alakalı ayrı ayrı yani hepsi size bir şekilde şey verecektir yani. Güzel bir bilgi verecektir. Bundan daha iyi not bulamazsınız yani şu anda. Burada hemen şunu söylemek istiyorum. Genelde lablarda yani mikro işlemcilerle alakalı tabii ki birçok bilgi var internette. Özellikle Arduino'nun böyle yaygın olmasıyla artık herkes hani LED'i bağlayan internete bir şey koyuyor hemen işte Arduino'da LED yapma, Arduino'da işte keypad, Arduino'da LCD bilmem ne gibisinden basit basit hani Arduino kütüphanesini kullanarak en azından kodlarını paylaşıyorlar ama burada benim sizden istediğim ve tavsiyem mutlaka burası öncelikli şeyiniz olsun. Burayı komple bir bitirin. Ondan sonra işte başka yerlere bakmak istiyorsanız, başka yerlere bakacaksanız şey yapabilirsiniz yani bakabilirsiniz ama öncelikli şeyiniz burası olsun yani. Bakmanız gereken veya bakacağınız yer burası olsun. Bununla beraber bir de programming manual var. 100 sayfalık bir basit bir hani nasıl program exception modu nasıl olduğunu işte memory modunun nasıl olduğunu gösteren işte instruction seti anlatan bir şey var. Biraz sonra geliriz buraya geri döneriz. Onların da linkini zaten sitede verdim. Şurada giderseniz documents burada hepsi var yani web sitesi, datasheet, reta. General info hardware ile alakalı yine. Yani tabi pandemiden dolayı uzaktan oldu. Uzaktan olunca birazcık bir şeyleri değiştirmem gerekti. Ama geçen dönemki gibi simülasyon üzerinden en azından dijital dizaynda simülasyon üzerinden gidince yine bayağı bir şey öğrenebiliyorsunuz fakat mikro işlemcilerde çok böyle simülasyon üzerinden gitme gibi bir durum söz konusu değil. Gitseniz de çok bir şey ya olmaz yani. Belki hani devre teorisi falan olsa veya elektronik bir iki dersi olsa simülasyon üzerinden çok güzel şeyler yapabilirsiniz ama burada çok öyle onlar söz konusu değil. O yüzden yani hands-on experiment yaptırmak istiyorum. Burada da işte bir board seçtim ve birazcık komponent seçtim. Zaten görmüşsünüzdür çoğunuz siteden geldiğiniz için. Onları yani satın almanızı isteyeceğim. Yaklaşık olarak 200-250 lira civarında tutuyor. Mümkün oldukça ucuz gitmeye çalıştım. Board'u seçmek için bayağı zorlandım o yüzden. Hatta biraz sonra anlatırım board'a gelince. Bayağı şey oldu orada. Dediğim gibi yine takım olarak çalışmak imkansız yani. Birisi board'u alsa veya işte komponentler alsa diğeri yani kargoluyor. Sürekli birbiriniz arasında kargolamak gibi bir problem olacak. O yüzden de dediğim gibi bu individual olacak yani. Bunun çok şeyi yok yani. Ben hani başka bir şeyin görmüyorum yani alternatifini en azından. Lablar için de geçerli. Bu daha sonra söyleyeceğim her şey. Yani bu derste tamamen individual çalışacaksınız öyle düşünün.
hiçbir şekilde grup çalışması, yani hiçbir şekilde grup şeklinde bir submission yapmayacaksınız yani. Grup şeklinde tabii ki çalışın. Her zaman dediğim gibi. Board'umuz ARM ekosistemini seçtim gitmek için. Yani burada eskiden PIC kullanılıyordu zannedersem. PIC 16, F84 özellikle veya onun türevleri. Ama yani çok artık industry'de PIC'in çok, yani PIC yine kullanılıyor tabii de. PIC 24'ler falan kullanılıyor biraz daha. Ama yani ARM bayağı domine ediyor. Şu anda da piyasaya gittiğiniz zaman çok böyle şeyde çalışmazsanız, mesela işte elektrik kontrol firmalarında çalışmazsanız çok PIC kullanacağınızı zannetmiyorum. En azından ben görmedim hiçbir yerde. Genelde ARM biliyorsanız çok çok revaçta. Her yer şu an bugün pompa istasyonu iş yapan kişiler bile işte ARM kullanıyor bir şekilde. Veya işte dışarıda o görmüşsünüzdür sağda solda işte o turnalar, bilmem neler, o skuturlar falan filan. Hepsinde bir şekilde mutlaka ARM işlemci vardır. Ana board olarak da Nucleo serisinin, ARM'ın Nucleo serisi var yani. G031 K8 diye bir tane şey var. Board var, bunu seçtim. Bu boardda şurada var ismi. Niye öncelikle bunu seçtim? Aslında onu bir göstereyim. Yani bu E-Times'ın Embedded Market Studies'i. Onlar her 2 senede bir falan yapıyorlar. Yaklaşık olarak işte 458 kişi katılmış. Bunlar tabii kişi değil de firmalar olarak düşünün. Farklı şeyler var. İşte Amerika'dan, işte Avrupa'dan, işte Asya'dan falan filan. Buna göre belli yüzdeler vermişler kullanma. Şu anda şeylerin, firmaların kullandığı işte işlemci şeyleri. Burada Texas Instruments birinci sırada. ST Microelectronics ikinci sırada, çok yakın. İşte Atmel, tabii Microchip satın aldı Atmel'i. Bu Arduino'nun şeyi, ATmega'lar falan veya IVR'lar herhalde var. Microchip satın aldı, PIC firması. Onlar ikinci sırada. Sonra Microchip'ler var işte, PIC firması. Sonra Freescale vardı, HCS'leri vardı onların, HC16'ları falan var, 8'leri var. Onlar çok revaçtaydı yani, 8 bit, 16 bit mikro işlemciler. Onu da NXP satın aldı. Ondan sonra NXP'nin şeyleri geliyor, bunun Kinetis seviyeleri falan var orada yani. Ondan sonra Altera var. Geçen dönem aslında sizin de şey yaptığınız, kullandığınız, Intel'in satın aldığı. Ondan sonra Xilinx, bunlar FPGA firmaları. Intel'in kendi şeyleri, Analog Devices, Silicon Labs, işte Renesas, Cypress diye devam ediyor. Aşağılara doğru devam ediyor. İşte AMD, Lattice Semi yine FPGA firması. Microsemi yine devam ediyor yani. Bir şekilde bayağı bir şey var. Yani pazar payı var ama aslında baktığınız zaman biraz daha detaylı olarak 32 bit chip family'e baktığınız zaman ST birinci sırada yani. %31'lik bir şey var. Lead'i var. En yakın işte Atmel Microchip'in SEM serisine veya işte PIC32'ye bakarak, Freescale'ın yine NXP'sine bakarak aslında bayağı önde. Bu tabii TI niye önde? TI'nin MSP430'ları var. MSP430 serisi. 16 bit family'den bu. İşte Freescale'ın SC16 var burada yine. Yani aslında ya dediğim gibi ya ST-M32 ARM ya da TI-MSP430 bence ikisi de bayağı burada şey popüler seçim. Fakat ben Türkiye'de MSP430'la alakalı çok şey göremedim açıkçası. Belki vardır ama çok hani selektif, çok bakmadım aman aman. O yüzden dediğim gibi ARM'la gideceğiz. Yani dediğim gibi daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu da board'umuzun görünüşü. Bu kadar büyük olduğunu düşünmeyin. Böyle işaret parmağınızdan daha küçük. Yaklaşık olarak board bayağı küçük yani. Ben de bayağı büyük zannediyordum da. Ben bu board'da çalışmadım daha önce. Hani M0'da da çalışmadım. Genelde M3, M4 farklı board'larda çalıştık hep. Ama biraz daha yani bunu seçmemin birkaç sebebi var. Bunlardan birincisi breadboardable olması yani. Breadboard'a işte header'larla beraber geliyor. Header'ları direkt breadboard'a takabilmeniz. İkincisi mikro USB olması. Genelde hep development boardlar mini USB kullanıyor. Mini USB de tabii artık bu zamanlarda kalmadı. Eskiden mini USB'di. Bayağı telefonların şarj aletleri falan da mini USB'di. Ama şu anda mikro USB daha yaygın. Hatta USB Type-C'ye geçti artık. Yani bunları bile yakında görmeyiz ama herkesin evinde yaklaşık olarak bir tane mikro USB kablosu olması lazım. Onun haricinde öndeki, yani şöyle nasıl yapacağım? Şunu present desem aslında daha iyi olur. Buradan mı olacak? Mükemmel. Şöyle gösterebilirim. Onun üzerinde bu G0, işte STM32, G0, 31, K8
çipi. Bu sizin programladığınız çip ön yüzündeki işte belli bir regülatörleri var üzerinde belli bir şeyleri daha var yani neyse artık. Ondan sonra belli bir osilatör var. İşte bir tane butonu var şu aşağıda gözüken dışarıya doğru bakan. İki tane de LED'i var. Bir tane RGB LED'i var. Bu genelde programlamada kullanılıyor. Bu da Power LED zannedersen takınca. Bunun daha ne olduğunu bilmiyorum o kadar bakmadım. Arka yüzünde de bir tane daha aslında işlemci var. STM32'nin yine F103'ü var. Bu da debugger olarak kullanılan çip. Yani bu şu demek. Bu board'u kullandığınız zaman, USB'ye taktığınız zaman direkt aynı Arduino programladıysanız daha önce bilirsiniz. Yani aynı Arduino programlar gibi veya diğer STM boardlarınız varsa elinizde işte F4'ler falan çok revaçtaydı yani onlar mutlaka vardır bazılarınızda. Onlar gibi programlayabiliyorsunuz. Bu o işi görüyor. Ekstra bir donanıma ihtiyacınız yok yani. O kadar. Başka da bir esprisi yok yani boardta. O yüzden de dediğim gibi ekstra komponenta ihtiyacımız oldu. Board'un sayfasında bayağı videolar falan mevcut yani. Bakın izleyin. Dokümantasyonda bazı dokümanlar var. Ben genelde şu ana şeyi vermeye çalıştım. Link vermeye çalıştım. Board'un üzerinde ne var? Board'un üzerinde STM32 G031 K8 çip var. Bu G0 serisi biraz daha yeni bir seri. Bu işte M0 Plus'la böyle ultra low power artık yani mikro amplerde. Hatta nano amplerde böyle standby modları var bunların yani baya baya düşük güç. 64 KB flash memory, 8 KB RAM var. Düşündüğünüz zaman 8 KB RAM aslında baya düşük. 64 KB flash memory de baya düşük yani. Hani baya bir constraint yani. Çok büyük böyle ama mesela video processing yapayım ben burada gibi şeyler yapmanız çok mümkün değil. İşlemcisi de 64 MHz'lik bir işlemci. İki tane UART portu var yani. Ne olduğunu konuşuruz. Timer'ları var, sayıcıları var geçen dönemden bildiğiniz üzere. İşte belli analog conversion'ları var. Ve dediğim gibi 3.3'te çalışıyor voltaj olarak da o yüzden o 5 volt USB'den 5 volt geliyor bu arada USB'den 5 volt geleni işte aşağı şeye indiriyor şuradaki ya şuradaki ya şuradaki pardon ya şuradaki ya şuradaki regülatör hangisi indiriyor bilmiyorum şu diyot zaten herhalde. Başka bununla alakalı bunlarla alakalı ha, onu söylüyor. Bu gerçi buraya gelirim herhalde. Yaratayla alakalı daha sonra konuşurum. Çok da önemli değil. Hardware modülleri seçtim. Lab'da yapabileceğimiz. Ben şuradan şey açayım. Ben de soru sor. Bu arada sorunuz varsa yan tarafa yazabilirsiniz. Ben daha sonra yani gördüğüm zaman cevap vermeye çalışırım. Hardware modülleri seçtim dediğim gibi. Bu board bu arada ha nereden alacaksınız? Yani Impostor'la konuştum. Impostor önce bana var dedi, sonra siteye koydum. Daha sonra telefon açtılar. Dediler ki ya ST ile konuştuk. İşte gelme süresi işte 2 ayı bulacak dediler. O yüzden işte kaldırdık. Çünkü burada böyle şey gelmiyor. Ne diyeceğim. Genelde böyle 100 tane getirmiyorlar. 5-10 tane getiriyorlar. İşte onun satıldıkça yenilerini getiriyorlar. Burada da birazcık öyle business model çalışıyor. Neyse onlarla konuştum. En son dün tekrar telefon açtılar sağ olsunlar. ST ile konuştular yakın bir zamanda yani 2-3 haftaya temin edebileceklerini söylediler. Şu anda sitede olması lazım. Birkaç tane en azından bir 8-10 tane olması lazım. Belki almışsınızdır hali hazırda çünkü sipariş verenleri biliyorum. Ama gelecek yani hani available ders not available derse de en azından yüzü geçik bir şey getirecekler. Orada bir kod var. Normalde evde geliştir kodu var onların. Zaten sitesine gittiğiniz anda pop-up olarak veriyor. O kodu kullanarak şey yapabilirsiniz. Sign up yapabilirsiniz. Şu anda şey yok herhalde. Tamam. O kodu kullanarak sign up yapabilirsiniz. Şey yok yani. Ama bu yenisi geldiği zaman zannedersem bir kod daha verecekler. Onunla alakalı. İşte başka bir kod paylaşacaklar bizim için. Orada belki biraz daha ucuz olabilir. O yüzden kullanabilirsiniz. Şimdi burada şey sorusu var. İki tane soru var. Birincisi planlamayı nereden yapacağız? Diğeri öncelikle planlamayı nereden yapacağız derken normal bilgisayarınıza yazılım yükleyeceksiniz. USB'den takacaksınız. Programlayacak. Başka hiçbir şey yok yani. Board'la alakalı başka ekstra bir şey almanıza gerek yok. Programlamak için. Hani USB'ye taktınız. Şeyi yüklediniz. Yazılımınızı biraz sonra. Bir, iki, üç sonra da yazılım var zaten. Programlayacaksınız. Başka
Mesela şöyle sorular olabilir yani. Başka board kullanabilir miyiz? Başka board kullanamazsınız. Yani Arduino'dur, başka hani elinizde vardır, doğrudur. Ya işte başka şeyler vardır, onları kullanamazsınız. Fakat elinizde başka bir M0 Plus vardır. M0 Plus kullanabilirsiniz. M0 kullanabilir misiniz? Yani kullanabilirsiniz. Bazı şeyleri farklı olur ama o artık sizin elinizde. Yani varsa başka almanıza gerek yok tekrar orada. Elinizdeki kullanabilirsiniz yani. Tamam. Ama M0 Plus'la instruction setleri aynı olduğu için sıkıntı yok. Birazcık şeyler farklıdır mutlaka. Kodlamada farklılıklar olur. Onu kendiniz şey yaparsınız ama M3, M4'te bayağı bir farklılıklar var. Teknik olarak yine kullanılabilir. Aman aman yani çok orada şeyde değilim ama yani buradan giderseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. OpenOCD için demo yapacak mıyız? OpenOCD kullanmalık bir şeyimiz yok Aziz. Burada direkt şeyin kubeid'inin zaten otomatik olarak kendisi atacaktır yani şeyini. O yüzden ekstra bir OpenOCD demosu yapmayı düşünmüyorum ama belki ileride öyle bir boş vakitte yapabiliriz yani çok da şey değil. Şeye gelelim. Dediğim gibi EMPA'dan alabilirsiniz yani EMPA Store'dan link verdim şuradan gidince. Zaten gittiğiniz anda şey yapıyor zannedersem. Şöyle gidebiliyor musunuz? Gittiğiniz anda pat zaten veriyor size şeyi. Ha, gerçi şey bakalım. Bakayım. Ha, şuradaki kod işte evde geliştir. %20'lik bir yani 100 liraya falan geliyor. Ha, tamam, şimdi verdi. Anca load etti. 100 liraya falan geliyor yaklaşık olarak. 100-110 lira geliyor herhalde bir shipping falan var. Diğer gelen kodla belki birkaç böyle bir 5-10 lira daha ucuz olabilir belki bir sonraki 5'te gelenler ama yani o ne zaman şu anda 2-3 haftaya gelecek mi bilmiyorum şu anda. Bunlarla alakalı dediğim gibi breadboard seçtim. İşte wiring, mostly mail to mail yetecektir. Çünkü breadboard'a takacaksınız işte oradan göndereceksiniz. LED ve push button alın. Yani bu tek tayla switch'ler var ya şey yapabileceğiniz böyle bir iki tane alsanız yeter böyle. LED'leri de bir iki tane alsanız yeter. Genelde işte LED yak söndür şeylerini yaparsınız. Resistor, kapasitör serileri alın. Böyle en azından ikişer tane en azından. Bu 390'lıklardan falan bir 8-10 tane alın ki bunlar LED'lere genelde bağlıyorsunuz bunları. Current limit etmek için. İşte belki yani kapasitörlerden bir iki tane böyle common kullandığınız şeyler olabilir ama ben bir liste oluşturdum yani kendi kafama göre yazdım 10 işte 390 470 1K işte 10K'lar bunlar genelde nereye gitti? 1K 10K'lar genelde çok şey kullanılıyor yani yaygın kullanılanlardan. Ondan sonra dediğim gibi biraz da kapasitör alabilirsiniz. Potansiyometre alın bu şey 10K'lık iki tane en azından ki farklı bir resistor değeri gerekiyorsa ona ayarlayabilirsiniz. Dörtlü 7 segment display'ler var. Bu geçen dönem gördüğünüz 7 segment display'ler. Onların dörtlüleri var. Bu arada da breadboard'un şeyini açmıştım. Breadboard şöyle bir şey 8-10 lira bir öyle bir fiyatı var ama. Bunların küçükleri de var. Küçüklerini alabilirsiniz. Ama yani büyük çok daha şey olacaktır. Verimli olacaktır. Çünkü küçüğü taktığınız zaman board'u yani birazcık yer kalacak. Küçük de bayağı bir yer kalacak. Kesinlikle ben büyüğü almanızı tavsiye ediyorum. Hatta bunun yani bayağı ben illa bayağı para vereceğim diyorsanız daha şeyleri de var. Böyle nasıl diyeyim işte power girişleri olan birkaçlı serili böyle. Çünkü bunlar geçmeli genelde birbirine. 7 segment display dedim. Bunun bir şeyi var mı acaba? Şuradan gidebilir miyim? Nerede bizim şeyimiz? 7 segment display. Bunu da göstereyim çok. Şöyle bir 7 segment display yani. Dörtlü. Bunun arkasında işte kaç tane pin varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belki şu vardır. 4 de burada vardı. 12 tane pin olması lazım yaklaşık olarak. Herhalde öyle değil mi? 3, 6, evet. 12 pinlik. Böyle bir şey istiyorum. Yani böyle bir şey yapacaksınız. Burada genel işte yazdırmalarınızı, bilmem nenizi burada yapacaksınız. Bunu bağlamanızı işte bağlamak için de rezistörler, bilmem neler kullanacaksınız onunla alakalı. Bir tane 4'e 4 membrane keypad bu şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 onlar olan içinde gene aynı şekilde link var. Bunların linklerini DirençNet'ten verdim. DirençNet'ten hepsine yani illa oradan almak zorunda değilsiniz. Sağda solda nerede buluyorsanız alabilirsiniz yani ucuza şeyi. Öyle bir keypad. Analog mikrofon alın. Bunu projede kullanacağız. Lab'da kullanır mıyız bilmiyorum ama alın. Genelde
Ben çok bulamadım. Bir tane amplifier'lı bir tane örnek buldum. Gene DirençNet'te. Amplifier tabii gerekli amplifier olmadan çok düşük kalıyor. Eğer amplifiersiz bulursanız çok daha ucuz olabilir. Amplifiersiz bulursanız kendi amplifier devrenizi tasarlarsınız. Yani o da bir opsiyon. Yapabilirsiniz ki ben tavsiye ederim yani öyle bir şey yaparsanız. Bu birazcık pahalı yani 20 lira civarlarında. Bir tane, iki tane EEPROM alın. Bunlar hatırlarsanız geçen Electrically Erasable işte şeyler, RAM'lar. I2C olsun. Yani burada şeyin önemli. SPI tipleri de var. I2C olması önemli. Ben bir tane verdim. Bu 512 kilobitlik bir şey. EEPROM yani. Bir tanesi ne 32 kilo şey, 512'yi 8'e böldüğünüz zaman kaç yapıyorsa 64 kilobaytlık bir EEPROM. İki tane alırsanız en azından 128 kilobaytlık bir şeyiniz olur, yeriniz olur ki bir şeyler yapabilirsiniz yani. Başka board'unuz varsa elinizde hani yüksek, bizim yani iki tane aldırmamın sebebi şu: bizim buradaki board'da şurada şey çok, şu gitsin şuradan önce, evet, seni istemiyorum. Okay. Tamam, şimdi gitti. Şeyi az olduğu için, RAM'i az olduğu için ve şeyde flash memorisi de az olduğu için birazcık dediğim gibi ekstra şey ihtiyacımız olacak orada. Nereye gitti? Ondan sonra bir MPU 6050, bu 60 degree of freedom, IMU, inertia, şeyler var, akselerometre, jiroskop var içinde. Bunu alabilirsiniz. Böyle bir modül olarak alın tabii, çip olarak değildi. Ondan sonra bir tane speaker alın. Bu basit şey. Hoparlör. Nereden? Yine oradan bir gösterirsem de size. Yaklaşık olarak işte 8-10'luk bir tane vermişim. 0.5 watt. Şöyle bir şey. İki tane pili var. Başka hiçbir şey yok. Tabii bunu çalıştırabilmek için bir amplifier devresine ihtiyacımız olacak. O devreyi de kurmak için işte geri kalan işte LM386 alabilirsiniz, çip, low power amp. Bir de tabii birkaç tane işte MOSFET, BJT, hem işte bu şeyleri sürmek için, hem de bazı mesela işte belki LED'leri oradan sürebilirsiniz veya amplifier'larınızı kullanabilirsiniz sürmek için. Birkaç tane ben örnek koydum, illa bunları almak zorunda değilsiniz ama birkaç tane MOSFET, birkaç tane BJT, power MOSFET ya power BJT almanıza gerek yok. Motor sürmeyeceğiz bu derste en azından. Yani motorluk ne yazık ki bir şey yapmadım. Şey de olsaydı yapacaktım aslında, çok kötü planlarım vardı ama uzaktan olunca onlar tabii suya düştü. Neyse, power'a gerek olduğunu düşünmüyorum. Normal alabilirsiniz yani kanunlardan. Burası da yaklaşık olarak ikisinin toplamı 200 liranın birazcık üstündedir. Yani 250 liranın biraz altında olur gibi geliyor. Umarım çok yani parası fiyatı şey olarak, maddi olarak çok bir şey olmaz yani. Yazılım olarak Cube ID'yi kullanacağız. Cube ID'yi şeyin, STD'nin yani Eclipse Base, aslında Eclipse kullandıysanız sağda solda belki mutlaka kullanmış olanlarınız vardır aranızda. Hem Windows hem Linux hem macOS için kullanabiliyorsunuz. Şey yok. STD'den geliyor direkt onların şey yaptı. Hatta onların Cube M2'si var, başka bir böyle otomatik kod jenere etmek için bir yazılım var. O içinde hatta geliyor. O yüzden dediğim gibi her şey içinde çok tatlı oldu. Yani Eclipse çok sevmesek de Cube ID güzel en azından. Çok fazla alternatif var aslında yani. Kale, IR, işte Sager, Atolik, bilmem ne, DS5 falan. Bir ton alternatif var burada kullanılabilecek aslında. Bir ton demeyeyim de. En azından 10-15 tane alternatif var. Ama bunların hepsinin bir limitation'ı var. Yani Kale'i mesela belli bir İşte kod limiti var. Ayar'ın aynı şekilde kod limiti var. Seger'in bildiğim kadarıyla kod limiti yok ama şey yapmak lazım. İşte ekstra flashlamak lazım. Tekrar şey yapmak lazım. Şimdi tekrar derse bir yandan şey gönderiyorlar. Ondan sonra dediğim gibi onlar var. Yani internette de bunlar popüler olarak kullanılıyor olabilir. Görebilirsiniz ama bunları kullanmayacağız yani. Dediğim gibi Cube ID, çünkü kod limiti yok. Ve ne yaptığınızı görüyorsunuz en azından. Seger kullansanız bunları biraz daha saklıyor ne yaptığınızı. Yani biliyorsanız kullanabilirsiniz ama bilmiyorsanız dediğim gibi burada şey. Bunun tabii açık kaynak, ya zaten açık kaynak bunların hepsi de. İlla kendim ben setup'ımı kuracağım diye bir şeyiniz varsa onu da yapabilirsiniz yani.
sitede bir yere koydum yani. Onun tool'larını yazdım şurada. Bu seti kullanarak yapabilirsiniz. Board gelesiye kadar en azından birazcık bir şeyler yapabilmek için bir emülatör var, Visual diye. Visual şurada. Birileri şey için tasarlamış, ders için tasarlamıştı ama nerede? Nupia kılıçlandı. Güzel yapmışlardı. Zamanında ben bakmıştım yani. Bayağı da kullanmadım hoş da. En azından gelesiye kadar birazcık assembly yazabiliriz yani. Bunu birkaç hafta, birkaç yani. 3-4 hafta maksimum kullanacağımız şey olur yani. Board geldikten sonra zaten board üzerinde tamamen devam edeceğiz. Programming language ne kullanacağız? Yani burada dil olarak tabii ki herhalde mutlaka şey vardır. Herhangi bir eklenti var mı? VS Code için teknik olarak eklenti var. Bulabilirsiniz. Yapılabilir. Hatta ben ilk gömülü sistem dersini verdiğim zaman onu öyle gittim. Burada da görüyorsunuz yani aslında. Yapabilirsiniz yani ama bunu kendiniz kurmanız lazım yani. O kadar biliyorsanız yapın yani. Bence çok fena değil. Ama debugger falan filan işler için Eclipse çok daha iyi oluyor yani. GDB'de çünkü ön satırında dönüyorsunuz. VS Code'daki şey de çok şey yapmadım. Nasıl diyeyim? Bir tane eklenti vardı o zaman kullandığımız. Ama çok böyle efektif bir şekilde çalışmıyordu. O zaman tabii onun üstünden 3 sene falan geçti yaklaşık olarak. Belki şimdi çok daha iyi olmuştur. Programlama dili olarak C kullanacağız. Çünkü it's the de facto standard for embedded systems. Yani şu anda aslında C embedded sistemlerde embedded C diye geçen standart bu yani şu anda. Yakın zamanda değişebilir. C++ zaten yani popülaritesini devam ettiriyor. Python artıyor popülaritesi. Benim personal şeyim Rust geliyor yani yakın zamanda Rust bunların yerini alma ihtimali çok yüksek veya var diyeyim yüksek demeyeyim de. Belli bir ihtimal var. Ama tabii ki C'yi bildiğiniz kadarıyla C birazcık double-edged sword. Yani çift taraflı kılıç. Neden öyle? Çünkü size bir precise kontrol veriyor. Yani bu işlemcinin ne yaptığını yönelik, ne yapmasına yönelik istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bir hatanızda da dangerous yani. Çünkü compile time'da belli bir hata yok yani. Compile ederken size acaba işte null pointer'a şey yaptınız mı, işte eriştiniz mi veya işte sildiğiniz bir pointer'ı yakaladınız mı gibi farklı şeyler veriyor. O yüzden dediğim gibi C kullanacağız. İsteyenler C++'la da kullanabilir yani. Çok da aman aman benim için çok şeyim yok yani. Ama benim örneklerim dediğim gibi C üzerinden olacak. Fakat başlarken assembly ile başlayacağız. Yani en azından ilk 3-4 hafta assembly göreceğiz. O da zaten aslında çok yani geçen dönemden birazcık instructionları gördüğünüz instructionlar ne biliyorsunuz yani add ne yapıyor biliyorsunuz, subtract ne yapıyor biliyorsunuz, jump ne yapıyor, branch ne yapıyor biliyorsunuz. Veya işte load and save ne yapıyor biliyorsunuz. Birazcık onları kullanacağız yani. En azından bunun amacım şu aslında yani assembly'de bugün gidip yazacak mısınız? Yani %99.999 yazmayacaksınız yarın. Çünkü artık yani compiler'lar çok iyi hale geldi yani. Eskiden compiler'lara bu kadar iyi değildi. Sıkıntı vardı. Bazı şeylerde patlayabiliyordu ama şu anda baya baya iyi yani. Çoğu zaman çok iyi kod çıkarıyorlar. Fakat assembly'yi anlamanız tabii ki bir problem olduğu zaman yani bir şekilde yani bir hata ayıklamanız lazım. Bu hata ayıkladığınız zaman da yani C'de eğer hatanız yoksa ve hakikaten assembly'de bir hata varsa saçmalıyorsa assembly'den yakalayacaksınız. Ve çok çok rare bir şekilde böyle çok spesifik section'ları assembly'de yazmak zorunda kalabilirsiniz ki ileride size yazdırma ihtimali yüksek. Bunlarda neler? Mesela belli bir fault olduğu zaman işte C'de çünkü derlediğiniz zaman fonksiyona girdiği zaman epilog ekler. Otomatik olarak compiler yani bu stack save eder işte şeyleri register'ları save eder. Register'ları geri yükler falan filan. O yüzden dediğim gibi belli bir hata olduğu zaman da register'lara güvenemeyeceksiniz. İlk güvenemeyeceğiniz için kendi assembly kodunuzu yazmanız gerekebilir. Veya işte bazı real-time operating system falan kullanırken işte böyle context switching yapmak için yine aynı şekilde assembly yazmanız gerekir. Dediğim gibi çok spesifik yerler var assembly ile alakalı. O yüzden birkaç hafta öyle gideceğiz. Bu da aslında yine neden de facto standart kendi çıkardığım bir şey değil yani. Embedded Market Study yine 2019 E-Times'in yaptığı bir önceki şeyin aynısı. Onun devamında. 2017'de 2019 iki tane farklı şey var burada.
Gördüğünüz gibi C bayağı önde. C++ ikinci, Python üçüncü, Assembly dördüncü. Java var. Yani Java da kullanılabiliyor bazen. J extensionlarıyla Just Know yani bence. MATLAB kullanılabiliyor. MATLAB'ın da böyle otomatik dönüştürücüleri falan filan var. Onlardan yapılabiliyor. No. LabVIEW kullanılabiliyor. Çok yani böyle industrial control falan şeylerde LabVIEW'lar var. Yani yapılma ihtimali yapılabilir ama yani no. JavaScript kullanılabiliyor. Ben çok bilmiyorum aslında JavaScript nasıl kullanıldığını. Yani Node'dan var mıdır? Vardır belki yani çok araştırmadım da bilmiyorum. C-Sharp da bilmiyorum yani nasıl kullanıldığını bunlar hakkında çok fikrim yok. İşte Go var bir yandan. Go kullanılıyor biliyorum. İşte Rust'ın bilgi bir şeyleri başladı biliyorum. Yani buradan liste birazcık değişmeyi gösterebilir ama çok burası çok değişmeyecektir yakın zamanda en azından. TNT Weekly Schedule en azından düşündüğüm şekil bu. Değişecektir mutlaka. Şu anda ben kafama göre yazdım ama neyin ne kadar süreceğini hakkında çok çok yani hafif fikrim olsun çok detaylı olarak bir şey yapamıyorum çünkü uzaktan ne kadar işleyeceğimizi bilmiyorum. Haftaya Architecture ile başlayacağız. Burası zaten sizin de bildiğiniz Micro Architecture, Instruction Set Architecture kısımları. Ve onun yanında ARM ekosistemini anlatacağız. Yani ARM ekosistemi M0 niye M0, M0 nedir veya diğerleri nelerdir işte. Ondan sonra Assembly Language yapacağız. İki hafta burası dediğim gibi işte Assembly'de basit bir şekilde sallıyorum. İşte uçağı indirip kaldırma yazılımı yazmak yani öyle bir şey. Hani basit. Ondan sonra C'ye gireceğiz. Beşinci hafta gibi yani. Bu belki işte bitirdiğimiz zaman en azından. İşte Toolchain, Debugging. Burada bunları göreceğiz. Embedded C'yi. Zaten yazın şey yapmışsınızdır. İşte Modern C'den takip etmişsinizdir büyük ihtimalle. Umuyorum yapmışsınızdır yani. Çünkü çok sağlam C kullanacaksınız. O yüzden dediğim gibi yapmadıysanız da bir an önce önümüzdeki yani 1-2 hafta en azından biraz daha mutlaka şey yapın. Daha sonra interruptlara gireceğiz. Ondan sonra timerları anlatacağız. Ondan sonra modülasyon anlatacağız. İşte PWM, PDM işte farklı Modas PCM gibi belki. Ondan sonra seri haberleşme şeylerine gireceğiz. İşte UART, RSPI, RSQRT de bildiğiniz. Bu büyük ihtimalle işte USB CAN, Ethernet falan da sokmayı planlıyorum. Bakalım yani ne kadar nasıl olabilecek. Yani bu iki hafta ona gidecek gibi gözüküyor. Ondan sonra Analog Interfacing, burada işte Analog to Digital Conversion, Digital to Analog Conversion vesaire. Analog dünyayla nasıl iletişime geçeceğiz. Ondan sonra hafıza. Ve direct memory access, hafızayı nasıl yönetmeye yönelik bir ders olur. Ondan sonra işte bir ders büyük ihtimalle real-time operating sistemlerle alakalı bir ders olur genel olarak nasıl çalıştıklarını anlatma adına. Bir ders de wireless communication ile alakalı yani haberleşme. Aslında wireless communication burada protokol yani wireless communication dediğimiz tabii ki wireless communication işte channel ile alakalı değil de şey dersi yani işte Zigbee, Bluetooth, işte ne var başka, LoRa, Wi-Fi tarzı. Evet, şimdi geleceğim ona. Gelecek miyim? Geleceğim. Biraz sonra geliyorum aslında. Sınavlar nasıl olacak? Bu dönem, yani geçen dönemden yaptık bir şeyler. Yani oldu birazcık ama böyle biraz daha olmadı gibi yani. Şu kameralı sınava ben çok hoşuma gitmiyor, sevmiyorum. O yüzden benim bu dönemki düşüncem no midterm, no final. Yani benim mottom bu. Ama tabii üniversite ve yok neye karar verir bir şey diyemiyorum yani şu anda. Çünkü üniversite dersek ya illa final yapmak zorundasın. O yüzden final yapmak zorunda olacağız. Hani benim kendi personal tercihim bu arkadaşlar. Yani no midterm, no final. Ama ikisi de possible, tamam mı? İkisi de possible. Ona göre planlayın. Yani hiç hani ne diyorlar işte hiç final olmayacakmış gibi proje lablara işte ama final olacakmış gibi de dersen düzgün çalışın. Bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum yani. New York'tan hatta yeni bir yazı geldi. Dün geldi yazı. İşte bir şeyler var. Şu anda daha kesin bir şeyler değil. Bilmiyorum ama dediğim gibi benim kendi tercihim bu. Çünkü çok efektif olduğunu düşünmüyorum. Projenin daha efektif olduğunu düşünüyorum. Eğer kendiniz de yapacaksanız ve yapıyorsanız o yüzden bence daha efektif yani. Assignment'lar neler var? Bunlar ders için, 334 dersi için. Çünkü bazılarınız 335 alıyor zannedersem sadece. Veya bazılarınız sadece 4 alıyor.
Ödevler olacak yine aynı şekilde geçen dönemki gibi assignment'lar olacak ödevler. Bunları işte beraber arkadaşlarınızla mutlaka tartışın, mutlaka fikir yürütün, mutlaka şey yapın. Fakat yani sizden rica ediyorum vermeyin yani. Yaptığınız şeyi bak ben bunu yaptım işte yapmayın yani bunu. Aynı şekilde projelerde de böyle. 3 tane proje düşünüyorum bu ders için. 334 dersi için işte bir tane proje 6. hafta. Bir tanesi 10. hafta, bir tanesi de 14. hafta diye olmak üzere. Yani 3 hafta lab, bir hafta projeye gidecek gibi hani öyle düşünün. Bir tanesi assembly olacak Aziz sizin sorusuna cevabı. Diğer ikisi C olacak diye düşünüyorum şimdilik. Tabii board işte 6. haftaya yetişecek mi? İşte 3-4'te gelirse yetişir, mükemmel, sıkıntı yok ama 6'ya kadar gelmezse o zaman belki assembly projesini yap yani... Bilmiyorum şu anda boardların geliş tarihine göre bir şekil alacak ama şu anda en azından böyle olacağımızı düşünelim. 4'te bir tane proje olacağınızı kesin bilin ama belki 6. haftaya değil 7. haftaya duyuyor olabilir assembly projesi gelen boardların durumuna göre. Projeler yine individual olacak. Burada şey değil yani. Ve kendiniz işte tasarlayacaksınız boardda bayağı zaten orada listede gördüğünüz bayağı bir devre kurup ona göre şey yapacaksınız. Ona göre işte video çekeceksiniz vesaire vesaire. Bunlarla alakalı daha sonra konuşuruz. Aynı şekilde projede de öyle yani veya biraz sonra konuşayım onunla alakalı. Dediğim gibi şey olmadığı için gerçi bunun aynı herhalde ama evet yani bunun yani 3 tane proje olmasının sebebi tabii sınav olmadı yani final yok o yüzden 3 tane proje. Final olsa da yine 3 tane proje olacak hoş çünkü final haftası çok ileride olur büyük ihtimalle olsa bile. Bunlar birazcık challenging olur tabii projeler. Yani çok şey olmaz yani. Öyle nasıl diyeyim? Tak yak gibi olmaz. O yüzden bayağı bir zamanınız alır yani. Labların belki 3 katı zamanınız alacaktır. O yüzden yani böyle verildikten sonra ona çalışmaya yönelik, ona yönelik çalışmalarda bulunabilirsiniz yani ona yönelik şeylerde. Dediğim gibi individual olacak. Daha sonra şey yapacağım. 335'te de sadece lablar olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Bunlar biraz daha basit yani geçen dönemki kadar uzun değil. Biraz daha basit. Burada biraz daha işte yaktık aldık tamam oldu gibisinden biraz daha planlıyorum. En azından çok çok böyle zaman almaması açısından çünkü individual yapacaksınız. Yine bunların şeyleri, raporları olacak, videoları olacak yine aynı mantıkta. Yani yaklaşık olarak her hafta bir tane lab olacağını düşünün. Proje haftalık. Proje haftası varsa proje olacak birisinin. Proje haftası varsa proje olacak, yoksa dediğim gibi lablar olacak. İlk iki haftada lab olmayacak yani. Belki işte haftaya lab sıfır gibi bir şey olabilir. Ama hani lab bir üçüncü haftadan sonra üçüncü hafta gibi bir şey olacak diye düşünüyorum şu anda. Paylaşırım zaten. Haftaya paylaşırım daha detaylısını. Ne yapmanız lazım? Yani labların raporlarında geçen sene birazcık yapmak istedim ama yapamadık birazcık. Bu 235'te hani her hafta böyle raporları şey yapıp nasıl diyeyim raporları notlandırmak istedim ama olmadı birazcık bayağı sona kaldı. Bu hafta planım o yönde yani her hafta notlandırma yönelik. Yani raporlarda benim gördüğüm genelde yani raporların mantığı şey arkadaşlar yani sizin raporlardaki mantık yaptığınızı ve anladığınızı yazmanız ve buna yorum yapmanız aslında yani raporun benim sizden istememin sebebi o raporun. Yoksa ben yani ben zaten nasıl gözüktüğünü zaten biliyorum. Ya işte mikrofonun nasıl çalıştığını zaten biliyorum yani. Bunlar benim aradığım şeyler değil raporda. Raporda aradığım şeyler sizin ne anladığınız ve nasıl yorum yaptığınız. Yani belli bir mesela ses seviyesi belli bir yerde kalıyorsa niye orada kalıyor? Veya bunu yukarıya çekmek için ne yapmanız lazım tarzı sizin kendi kritik yorumlarınız yani buraya katacağınız ki sizi geliştirecek olan şeyler de bu. Yoksa yani internette bugün arayalım mikrofon nasıl çalışıyor en azından 100 tane farklı 100 tane Türkçe makale çıkar yani mikrofon nasıl çalıştığını. Yani ben burada değilim yani bunu da yapmayın yani oradan kopyalayıp alıp yapıştırmayın. Yani dediğim gibi bu şey değil yani rapor değil. Çok uzun tutmayın raporlarınızı. Bir paragraflık bir interaction, contentle alakalı. O günkü lab neyse. Bunlar lablar için tabii ki. Projeler için daha kapsamlı bir şey olur da. Lablar için bir paragraflık böyle. Ne yapmaya çalıştığınız yani buradaki objektiviniz ne? Ondan sonra sizin setup'ınızı figür olarak ve numaralandırarak yani figür 1, figür 2 bilmem ne gözüküyor şeyi
işte figür bir işte şeyin gözüküş falan gibisinden. Daha sonra kodunuz appendix olarak aşağı appendix A kod işte appendix B neyse data sheet'ler var değil mi? Evet. Gene aynı mantık işte appendix B data sheet işte bilmem ne appendix C şu falan diye. Ondan sonra dediğim gibi comment on how things work or do not work yani. What you expected and what why you expected. Buradaki olay mesela şu. Bir şey çalışıyorsa yani nasıl çalıştığını anlatacaksınız. Neden çalıştığını anlatın. Yani burada işte gördüğünüz gibi çalışıyor. Ha, değil yani. O zaten biliyorum. Veya işte evet böyle çalışması gerekiyordu. Çalıştı ama niye öyle çalışması gerekiyor? Çünkü işte belli bir bias verdiniz mesela. Sallıyorum işte 0 ile 1 volt arasında geliyor. Bayasınız bizim 0 ile 1 volt arasında. Hani bu yorum yapabilmeniz lazım. Raporlarda dediğim gibi bu yoruma gitmeniz lazım. What you should not do dediğim gibi copy paste information from the web yani internetten alıp yapıştırmayın arkadaşlar. Bu bizim dediğim gibi ben zaten biliyorum onu yani. This is not your own words and you're stealing someone else's work. Ve siz kendinizmiş gibi veriyorsunuz bunu yani. Dediğim gibi bu yapmanız gereken bir şey değil ve yapmanız yapmamanız gereken bir şey diyeyim. Yapmamanız gereken bir şey. Yani dediğim gibi burada benim ilgilendiğim şey zaten o değil yani. Kimse şey değil. Onu yapıştırdığınız zaman size de faydası yok. Bize de faydası yok. Dolayısıyla yani asistan hocalarınız okurken yani oraya yapıştırmışsınız çok. O zaten o da biliyor yani onun ne olduğunu. Hani siz de biliyorsunuz onun. İşte dediğim gibi sizin anladığınızı yazmanız lazım burada. Daha sonra dediğim gibi it worked as expected yani. İşte bu olduğu gibi. Ama burada İngilizce hazırlayacaksınız. Ders İngilizce olduğu için bütün raporlarınızı. It worked as expected. Yani tamam da niye expected çalışıyor? Yani how it should work. Dediğim gibi I already know how it should work. Yani ben zaten biliyorum burada nasıl çalıştığını. Ben buradan anlamaya çalıştığım senin ne anladığın. Dediğim gibi ona göre yorum yapmaya çalışın. Ona göre yorum yapmayı öğrenin. Bir de boş cümlelerle doldurmayın. Ya boş cümlede dediğim yani zaten mesela basit bir bouncing mekanizması var. Implement etmişsiniz. Yani çok böyle bunun üzerinde böyle 3 paragraf bir şey yani 3 sayfa bir şey harcamanıza gerek yok yani. Buradaki o işte bouncing mekanizması şu 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 ondan dolayı şu şu şu. Çok böyle 2 cümlede mesela bütün o bouncing mekanizmasını anlatabilecek gibi bir cümle yazın yani. Dediğim gibi çok fazla yazmanız doğru. Daha güzel bir rapor gösterebilir böyle daha dolgun. Ama hem okurken sıkıntı hem de dediğim gibi şey yani gereksiz yani wasteful. Notlandırma nasıl olacak? Notlandırmada eğer dediğim gibi iki tane yol var. Without final option, with final option. Without final option'da benim düşüncem şu şekilde. %10 quizlere, bu ders içi quizlere, %25 ödevlere, %65 de proje. Yani 15, 20, 30 gibi birinci, ikinci, üçüncü projede bölünecek. Eğer final yaparsak da yüzdeleri biraz değişiyor. İşte %20'lik bir final getireceğim. Ona göre projelerin yüzdesi birazcık düşecek. Quiz'in ve ödevlerin yüzdesi birazcık düşecek yani. Ona göre bakın. İkisinin yani dönem sonunda bana sormayın yani. Hani yüzde kaç etkiliyor bunun ne zaten sitede de var aynıları. Gene final notunuz dersin yani class standing'sine bağlı olarak geçen yani Logic'te birazcık daha generous davrandım. İlk hem pandemi olmasından dolayı hem böyle stresliydiniz hem şeydi yani. Ama biraz daha artık o dönemi biraz daha açtık yani. En azından yine evde kapansak da bir şekilde biraz daha rahatız yani. O yüzden yani benim tavsiyem 50'nin altında kalmamanız. Yani 50'nin altındakiler büyük ihtimalle kalır yani öyle diyeyim. 50'nin üstüne gidin böyle 80-85'lerin üstü A olur gibi geliyor yani şu anda. İşte 75-80'lerin üstü B olur gibi. İşte 60-70'ler C olur, 50-60'larda D olur gibi geliyor. 50'nin altında kalır gibi geliyor yani şu anda en azından. Ama tabii ki ders sonundaki notlara bakıp belki birazcık oynamalar olabilir. Ama ona yani hedef alın. Burada da aynı şekilde yani final olup olmamasının çok bir fark etmiyor. Aynı mantığa gelecek. Çok da fark etmeyecek yani. Dediğim gibi anlayın neyin olduğunu daha sonra lütfen şey yapmayın yani. Bu mesela işte dersin şeyleri %10 yani. Quizler zaten biliyorsunuz basit. Yani yaklaşık olarak basit oluyor. Relatif dediğim yani. Burada da böyle A, B, C'de seçmeli şeyler olacak. Bir önceki derslerden genelde dersten. O yüzden dediğim gibi en azından 5-6 puan buradan gelse işte bundan ödevlerden 20 puan gelse, projelerden bilmem ne gelse güzel. Hani geçecek not alıyorsunuz zaten birazcık eforlu. Bunu da şey yapmayın yani proje 3'ü submit etmediniz mesela işte proje 2'yi submit etmediniz ben geri kalandan geçerim gibi düşünmeyin yani. Bunları submit etmezseniz kalırsınız yani tamam. Yani burada benim çünkü 65 olmasının şeyi var. Projelere önem vermemin sebebi bu.
dediğim gibi öyle düşünmeyin yani. Ben hiç proje yapmayacağım ama bunlar yer geçerim gibi düşünmeyin yani. Akademik lisan isteği bu. Yani ne yazık ki bunu konuşmak zorundayım. Yani özellikle pandemi döneminde biraz daha belki kontrolsüz gittiği için. Dediğim gibi genel olarak, prensip olarak hayat felsefeniz ve prensibiniz olması lazım yani. Başka birisinin işini kendi işiniz gibi göstermeyin yani. Bu ne şeyde, öğrencilik hayatınızda ne profesyonel hayatınızda sizin dediğim gibi hoş bir şey değil yani. Hem kendiniz açısından hem yani kendi şeyiniz açısından, peace of mind'ınız açısından hem de başkaları açısından. Çünkü geçen dönemden de biliyorsunuz yani, daha yüksek bir not alabilirsiniz belki hani kopyalayarak veya işte belki günü kurtarabilirsiniz, fakat yani birçok arkadaşınız yani şu anda kaç tane, kaç kişi var? 70 kişi var. Bu 70 kişinin sallıyorum 65 kişisi hani hakikaten çalışarak yani böyle uğraşarak yani bayağı saatler harcayarak bu notu alıyor. Sizin bunu yüksek almanız dediğim gibi bir şekilde hakkını yemiş oluyorsunuz yani, hem kendinize hem bize hem arkadaşlarınıza bu disrespectful bir davranış bence yani. Bu benim kendi şeyim, hayat felsefem yani. O yüzden bence yani tabii ki etik profesör değilim yani burada. Size bunu ben hayat felsefeniz olarak bunu anlamam ama benim şeyim bu. Bir şekilde ben hani kodlarınızı göndereceksiniz. Dediğim gibi binary'lerinizi göndereceksiniz. Bir şekilde ben bunu test edebilirim yani. Değişkenlerinizi değiştirseniz bile işte sağa sola şey yapsanız bile bir şekilde test edebilirim. Yakalayabilirim yanlış şeyleri. Yani yapabilirim de duruma göre, eğer hakikaten bazı şeyler görürsem yaparım da. Şu anda öyle bir şeyim yok, planım yok ama yani dediğim gibi bunun çok şeyi var yani, yöntemi var. Bu sefer, bu semester şeyimi değiştireceğim. Approach'umu değiştireceğim. Geçen semester yani oldu, yakaladı, öyle yakaladı yani, görenler oldu. Öyle özür dileyenler oldu onunla alakalı. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer yakalarsam yani hakikaten bir copy clone bir şekilde, mesela kod göndermişsiniz, kodlarınız aynı veya işte rapor göndermişsiniz aynı yani, değil oradan kopyalanmış. Burada otomatikli fail edeceğim kursu yani. Hem göndereni hem alanı direkt fail edeceğim. Bunun da başka ikinci şansı yok. Hocam işte arkadaşa vermiştim, şöyle oldu, o işte sorun sormuştu, vaktim yoktu, ben göndermiştim falan. Yani böyle şeyler çok kabul etmeyeceğim. Bunu uğraşırsınız yani siz. Ben çok da şey değil yani benim için. Dediğim gibi otomatik olarak fail edeceğim. Çünkü yani ben size şu yönden güveniyorum. Hani hiç proje vermeyebilirim. Hiç lab yapmayabilirim. Bir tane final koyarım %60, bir tane final vize koyarım %40. İkisini de kameralı yaparım. Olur biter yani, çok da rahat geçer benim için, işte sıkıntı olmaz. Ama ben bu kadar kasıyorum. Ben sizden de aynı derecede kasma birazcık şey oldu ama slang. Ben bu kadar uğraşıyorum. Sizden de aynı şekilde davranmanızı bekliyorum. Bir tane soru var. Assembly üzerinden bir proje veya lab olacak mı? Ha, onu söyledim zaten. Yani template master dosyası. Ben de board yeni geldi elime Aziz. Dün geldi. Açıkçası ben de hiç yani dokunmadım board'a, oynayamadım. Dersten 5 dakika önce tattım breadboard'a, işte şu anda duruyor yanımda ama bugün yarın birazcık hani şey yapıp bir şeyler hazırlayıp gönderirim. Bir template oluştururum yani, o template'ten yola çıkabilirsiniz. Gizem, hocam projeler birbiriyle bağlantılı. Yok, projeler birbiriyle bağlantılı. Şöyle bağlantılı olur. Tabii ki, çünkü mesela keypad kullanacaksınız birinci projede. İkinci projede yani keypad'li gene olacak proje. Yani projeler direkt birbirine bağlı da modüller aynı modül olduğu için bir şekilde birbirine bağlantısı olacak yani. Ama mesela birinci projede assembly var, ikinci projede C var. Birinci projede yaptığınız ikinci projede kullanamazsınız yani, aynı mantıkta. O yüzden dediğim gibi yani lablarda, projelerde birbiriyle direkt bağlantısı yok ama modül olarak bağlantısı olacak. Zaten yazılımla alakalı haftaya konuşurum yeri geldiği zaman. Buraya kadar lojistikle alakalı sorusu olan var mı? Saati 10.30 yapmışız. Yani çok aslında bayağı slide'ım var herhalde ama isterseniz ara verebiliriz, isterseniz devam edebiliriz. Ne istiyorsunuz? Var mı bir şey? Ara vermek isteyenler verelim mi? Herhalde ara hocam
Yarınki lab dersi. Ya, lab dersi yok arkadaşlar. Yani lab dersi sadece programda durması açısından orada duruyor. Yoksa lab dersi yok. Yeni geçen dönemki gibi yani. Geçen dönem nasılsa lab aynı şekilde olacak. Lab dersi. Yani cuma sabahı boşsunuz yani en azından. Herhalde cuma sabahıydı zannedersem. Tabii, Mahmut soru sorabilirsiniz. Şu anda sıkıntı yok. Hocam benim birkaç şey o zaman. Evet, dinliyorum. Birincisi küp id'i kullanacağız. Bunun yanında gelen küp mx'i kullanacak mıyız? Hazır konfigürasyon çekmek için. Birinci soruna cevaben küp aynen. Şimdi bilmeyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. Küp IDE dediğim küp MX o hazır konfigürasyon aracını söylemiştim. Otomatik olarak kod generate ediyor ve arkasında HAL kütüphanesini kullanıyor. STM'in sağlamış olduğu. Çok bunu kullanma taraftarı değilim. Bunu kullanmayacağız. Yani biz tamamen register seviyesinde kendi fonksiyonlarımızı oluşturarak gideceğiz. O yüzden herhangi bir HAL kütüphanesi kullanmayacağız. O şeyi nasıl diyeyim kullanabilirsiniz kendi şey projeleriniz için ama lablar ve projeler için kullanmayacağız. Peki hocam, bahsi birazcık geçti ama inceden. Kale kullanabiliyor muyuz yoksa kube ide mi olacak tamamen? Yok, hepsi kube IDE olacak. Çünkü Kale'ı kullanırsanız oraya göre sistemi kendi yani daha doğrusu şöyle, kendi fonksiyonlarınızı yazdıktan sonra isterseniz key'i kullanın. Çok da önemli değil benim için. Ama ona göre kendiniz bir setup oluşturmanız lazım. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Yani Teşekkür yapısı ederim. yapısı var ya ona göre belli bir proje setup'ı var. O proje setup'ını kendiniz oluşturmanız lazım. İsterseniz yapabilirsiniz yani. Çok önemli değil ama HAL kütüphanesi veya başka bir kütüphane kullanmayacağız yani. Onu söyleyeyim. Normal bare metal. Hatta bir tane örnek varsa göstereyim hemen. Şurada var mı herhangi ya benim GitHub'da olması lazım. Mesela buradan hangisi var? C template. Mesela bir tane C kütüphanesi gösterelim. Mesela basit bir şöyle bir template'iniz olacak yine aynı mantıkta. Bunlar çok şey değildi. Aynı bu şekilde belli register'ları yazarak gideceğiz yani. Tamam. Burada mesela buradaki yaptığı basit bir şekilde işte şeyi açıyor, portu açıyor, output yapıyor. Ondan sonra led'leri yakıyor, belli bir delay oluşturuyor. Sonra led'leri takıl ediyor. Delay de basit bir for loop yani. Tamam, böyle yapacağız yani. Başka sorusu olan var mı? Tamam, başka sorusu olan yoksa ben devam ediyorum o zaman. Herhalde şey yok. Yani el kaldırmış birisi ama ya, konuşabilirsiniz arkadaşlar. El kaldırmanıza gerek yok. Hocam benim iki tane sorum vardı. Birisi bu Arduino Aziz, kullanabilecek miyiz? Hani o tarz şeylerde. Aziz, sorun gitti, kesildi. Duyamadım. Şey hocam, bu Arduino'dan bahsettiniz de Arduino kısmında HAL kütüphanesi kullanabilecek miyiz? Artos kısmında zaten yani böyle projelik bir şey yapmayacağız Artos'ta. Ben sadece Artos'u açıklayacağım bilginiz olsun diye. Bir tane de lab olacak. Lab'da da yani öyle bir şeylik büyük bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Belki bir task oluşturursunuz, işte queue oluşturursunuz, onu birbirine atarsınız ama onun haricinde çok büyük bir şey olmayacak yani. HAL kütüphanelik bir şey olmayacak. Anladım hocam. Bir de Yani son bir şey. orada belki birazcık eğer iyi giderseniz scheduler yazdırabilirim. Artos'ta o kadar C bilginiz olduğunu düşünürsem belli bir şey seviye sonra belki scheduler yazdırabilirim. Ama onun haricinde çok büyük bir proje şey yapmayan proje de yapmayacaksınız zaten Artos. Lab'ın da son lab'ı büyük yani bir ihtimal diyeyim. Büyük ihtimal demeyeyim de 50-50 Artos olma ihtimali de var. Evet, başka soru? Bir de hocam quizleri ders başında mı yapacaksınız yine? Quizlerin zamanını bilmiyorum ya. Belki arada yaparım. Hani sonu yaparım. Şu anda bir şey diyemeyeceğim ama ders başı olmaz. Çünkü ders başı 9.30 o anda elini yüzünü yıkayanlar olabiliyor. Biraz önce de gördüğümüz gibi ders sırasında. O yüzden ders başında çok olmayabilir ama bir ara olur yani. Onu bilmiyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? Başka soru yok herhalde. Tamam. O zaman devam ediyorum. Herhalde arada çok şey değil. Dersleri de zaten şey olarak işleyeceğiz. Yani slide hazırlıyorum ama bir iki tane daha maksimum ders için slide olur. Ondan sonrası biraz daha böyle interaktif geçer diye düşünüyorum yani. Ben hani bir belki kod yazarım buradan ondan konuşuruz yani. Öyle bir şeyler düşünüyorum şu anda en azından.
Çok o yüzden hani interaktif gidecek diye düşünüyorum. Siz de yan taraftan şey yaparsınız gibi geliyor bana şu anda. Neyse bakarız ona. Geçen dönem ne yaptık? Geçen dönem en azından lojik tasarım dersinde ne gördünüz? Five Great Ideas in Computer Architecture. Moore's Law, Abstraction, Principle of Locality, Parallelism, Dependability veya işte Redundancy. Burada bunları açıklamıştık zaten de işte Moore's Law, Designing Through Trends, belli bir trend var, okudunuz zaten, artık biliyor olmanız lazım, bayağı iyi. İşte abstraction layer'larımız vardı bizim, hatırlarsanız aslında o keşke o resmi koysaydım, o resim yok değil mi? Diyor. Abstraction layer'larında biz belli bir yerden almıştık, işte logic'ten almıştık, yukarı işte mikro arkitektüre kadar çıkarmıştık. Şu anda da bu ders için abstraction layer'ımız bizim işte instruction set arkitektürden alıp yukarı application'a çıkarmak. Yani alt tarafı komple abstract edeceğiz. Aslında logic'te yaptığımız her şeyi abstract edeceğiz neredeyse. Principle of locality, memory hierarchy, yani memory'nin nasıl tasarlandığını yönelik küçük, hızlı memory'ler küçük bir şekilde daha yakına. Yavaş memoriler yani daha ucuz ve pahalı olduğu için daha uzağa konularak belli bir hiyerarşi oluşturarak daha hani performans efektif oluyor. Parallelism çok bir işimiz yok bu derste. Redundancy'lik çok bir işimiz yok ama bunlarla alakalı belki ilerlerde konuşma ihtimalimiz olabilir. Daha sonra representation of numbers dedik. İşte MSB nedir, LSB nedir, most significant bit, least significant bit. İşte byte nedir, nibble nedir? Nibble çok kullanılmaz da byte nedir en azından 8 bit. Ondan sonra byte'ları kullanarak işte heksadesimal görünüş, binary görünüş, desimal görünüş bunları gösterdik. Most significant byte, least significant byte nedir? Bunları çok kullanacaksınız yani. Özellikle heksadesimal burada baya kullanacaksınız. Two's complement, sign extension ve başka kodlar işte BCD, gray kodları falan filan gösterdik yani. Daha sonra logic family'lere girdik. Logic ailelerine, noise margin'lere girdik. Burada TTL, CMOS vardı işte 5 voltlarda. Ondan sonra low voltage LV, TTL ve CMOS'lar vardı. Bunların noise marginleri vardı. Bunlar biraz daha bizim için relevant artık. Neden relevant? Çünkü şu anda mesela bir tane çip alacaksınız. Çip şu anda mesela CMOS çipi veya TTL seviyesinde. Şimdi mikro işlemcili sizin eğer 3.3 supply ediyorsa 3.3'ü alıp da mesela buraya bağlayamazsınız gördüğünüz gibi. Yani bu çünkü 5 volt bekliyor sizden. Bir şekilde çalışır mı? Çalışır. Çalışma ihtimali var. Yani nerede? Input high. Yani 2 voltun üstünde ama başka yerde çalışmayabilir. Anlatabildim mi? O yüzden veya işte 5 volt alıp buraya bağlarsanız yakabilirsiniz. Yani devre kuracaksınız çünkü. Sıkıntı olabilir buralarda. O yüzden dediğim gibi bu şeyleri özellikle yani board devre tasarlayacağımız için voltaj seviyelerine çok dikkat etmemiz lazım. Şeylere de short circuitlere de çok dikkat etmemiz lazım. Yani yakabilirsiniz yani. Hem board'unuzu yakabilirsiniz hem işte USB portunuzu bile yakabilirsiniz yani biraz kasarsanız. Genelde onların protection'ları oluyor da hemen kapatıyorlar kendilerini. Ama dediğim gibi olabilme ihtimali var. O yüzden çok dikkatli olun buralarda yani. 2-3 kere kontrol ettikten sonra çalışıyorken hiçbir şekilde takmayın falan. Daha sonra combinational sequential logic devrelerini gördük. Combinational logic'lerde memoryless memory yoktu hatırlarsanız. İşte outputs determined by the current values. Onu yani gönderdiniz direkt sonuç olarak geliyordu. Sequential logic'te belli bir memory vardı. Ve işte bu outputlar hem o andaki durumuna ve hem de gelen inputlara bağlıydı. Burada iki tane specification gördük. Functional specification bir de timing specification. Functional specification'de nasıl çalışması gerektiği, timing specification'da da ne kadar sonra çalışacağı gibi bilgiler vardı. Daha sonra final state machine'lere geçtik. Final state machine'lerde iki tane final state machine gördük. Moore ve Mealy olmak üzere. İkisi arasındaki farklılıkları konuştuk. Ondan sonra architecture tarafına geçtik. Instruction set architecture, micro architecture. Buradan sonrası biraz daha bizim bakacağımız, ilgileneceğimiz kısımlar artık bu derste. Instruction set architecture, programmer's view'du. Yani instruction'ların ne olduğu, işte operand'ların ne olduğu, yerlerin ne olduğuydu. Burayı birazcık üstünden geçtik. Geçen derste bir dahaki ders yapacağız diye. Micro architecture üzerine bayağı bir zaman harcadık. En azından işte architecture'ı nasıl yaptığımızı, işte logic'li instruction set architecture'ı nasıl bağladığımızı, işte nasıl alıyı tasarladığımızı, nasıl veya işte FSM memory'yi tasarladığımızı, işte trade-off performance, cost complexity bunlarla alakalı bayağı bir konuştuk. Instruction formatlarını gördük. Bu ARM'la alakalıydı. Bunları zaten bu dönem yapacağımız şeyler. Bu hoş bu bizim instruction setimize alakalı değil birazcık da. ARM 0 olduğu için M0 tam kullanacak bu ARM instruction seti. M3, M4 kullansaydık biraz daha bunlar olacaktı. Ama bunları çok yakın bir şey olacak bizde de.
Daha sonra single cycle ARM processor gördük. İşte her bir şeyin modülün nasıl tasarlandığının hakkında konuştuk. Bunun, hatta bunları komple yani tasarlayanlarınız oldu. Bayağı bir kısım yani en azından çalıştıranlarınız oldu. Çalıştıran kısımlar oldu hakikaten. Bayağı yakına gelenler oldu. Yani oralarda bayağı hani en azından fikriniz olduğunu, bilginiz olduğunu düşünüyorum. Instruction memory burada ne, işte data memory ne, onları öğrendik. Register file'da ne olduğunu öğrendik. İşte program counter'ın ne olduğunu öğrendik. Arithmetic logic ünitesinin ne olduğunu öğrendik gibi. İşte cycles per instruction veya instruction per cycle burada birdi çünkü her clock cycle'da bir kere işlem yapıyor register burada. Daha sonra multi cycle processor'a baktık. Multi cycle processor artık çok da aman aman kullanılmayan fakat belli bir final state machine kullanarak işte data geldikten sonra işte şeyin datanın durumuna göre hatırlarsanız branch ise 3 cycle buradaki setup'a göre 3 cycle işte store ise 4 cycle load ise 5 cycle sürüyordu. Ona göre işte veya işte arithmetic logic ise ona göre başka neyse 4 cycle. Ona göre işte her aralara register yerleştirerek belli bir state machine oluşturarak işte her clock data geldiğinde işte datayı her clock'ta başka yerlere aktararak işlem bittikten sonra yeni data alarak çalışıyordu. CPU o yüzden 3 ile 5 arasında. Bunu daha da improve etmek için pipeline ARM processor tasarladık. Burada da siz tasarladık derken tasarlamadık herhalde değil mi? Single cycle'da bitti. Pipeline'ı gösterdik. Burada da aralara belli pipeline atarak aynı anda birçok işi yapmaya çalıştık. Burada da 5 stage bir pipeline example örneği gösterdik. Burada da tabii ki eğer herhangi bir dependency yoksa instructionlar arasında yani read after read read after write, write after read write after write gibi dependency'ler yoksa bunun mükemmel bir şekilde ilerlediğini ve işte bir CPI'de olduğunu gördük. Ama farklılıklar varsa, branch'ler varsa ona göre işte belli bir işte flush etmemiz gerektiğini şuradaki gibi işte veya stall etmemiz gerektiğini veya işte onları önlemek için biraz daha forward etmemiz gerektiğini hakkında konuşuyorduk. Logic'tan mikro işlemcilere geçişte nasıl ne yapacağız? Yani normalde combination mesela şu bir tane örnekte combination logic propagation delay ve contamination delay diye iki tane delay öğrendik. Buradaki olaylar bir tane devre elemanına bir değişim gönderdiğimiz zaman ne kadar süre sonra o dışarı çıkacak. Sonuçta içerideki transistörlere bağlı olarak farklı zamanlar oluşturacaktır mutlaka. Dediğim gibi logic design'da we cared about timing within a clock cycle. Yani bir tane clock'taki timingleri biz aslında çok fazla zaman ayırdık. Yani burası bizim için önemli ve bunu optimize etmeye çalıştık. Yani ne kadar yapabiliriz bir clock cycle'da? Hani pipeline'layarak işte bir clock cycle'daki nasıl elde edebiliriz, nereye pipeline koyarsak daha iyi olabilir. Hatta sınavda falan da vardı herhalde böyle sorular. Bunun üzerine çalıştık. Mikro işlemciler dersinde biz aslında tek clock cycle'a çok da bizim için önemli değil yani. Bizim işlemci şu anda 64 MHz'de çalışıyor. That's about it yani. 64 MHz kaç saniyede tekabül ediyorsa bir clock cycle bu deyip bizim yapmak istediğimiz computation'ı ne kadar hızlı yapmak yani kaç cycle'da yapabiliyoruz aslında bunu optimize etmeye çalışıyoruz artık yani. Tabii ki yani böyle şey yani requirement'larımız dahilinde mikro işlemciler dersinde buraya bakacağız. Yani aslında biraz daha bu timing bizim için biraz daha abstracted bir değer olmuş olacak. Bir tane soru var zannedersem. Makale tavsiyeleriniz olacak mı bu senede? Tabii yani Kemal ben makale tavsiyelerinin gene olacağını yani olacak gene yapacağım. Bence güzel oldu. Bilmiyorum sizin bu konudaki görüşleriniz neler ama yani bence yararlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden olacak mutlaka. Onunla alakalı da yani ödevlere de giden bir iki tane yani her ödeve de belki bir tane her iki ödeve bir tane öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Belki makaleler biraz daha şey olabilir yani makale tadında olabilir yani çünkü geçen dönem biraz daha şey tadındaydı hani böyle dergi makalesi tadındaydı yani böyle hani bir iki tane vardı şeyler o özellikle işte Spectre Meltdown makalesi veya işte Hardware Trojan makalesi biraz daha makale tadındaydı. Onlar gibi biraz daha olabilir yani. Biraz kısa makaleler bulmaya çalışacağım. Gömülü sistemlerle alakalı daha çok şey yapacağım, paylaşacağım. Classes of Computers. Yani bu bilgisayarlara baktığımız zaman ne farklar var yani? 3 ana çeşit var. Tabii ki farklı çeşitler ayırabiliriz de. Desktop Computers, Server Computers, Embedded Computers diye. Desktop Computers zaten şu anda çoğumuzun kullandığı. General purpose, variety of software, işte Teams yüklüyoruz, işte Firefox yüklüyoruz, Chrome yüklüyoruz, neyse çalışıyor, bir şeyler yapıyor.
Subject to cost performance trade-off, yani ne kadar performans o kadar para vermeniz gerekiyor. Server computer'lar var. Bunlar network based high capacity performance reliability. Reliable olmazsa datanız gidebilir. Range from small servers to building size, yani baya baya büyük serverlar var. Bunlar Bitcoin mining için bile kullanılıyor şu anda, yani baya her şey için kullanılıyor. Şu anda da zaten şey ki biliyoruz, yani şu anda mesela en azından buradaki konuşmamız işte Microsoft'un serverlarına gidiyor. Microsoft'un serverlarında proses ediliyor bir şekilde, encode decode ediliyor. Ondan sonra size geliyor. Embedded computers da bizim aslında fokus alanımız tabii ki dersin içeriği olarak hidden as components of systems. Yani aslında bir sistemin parçası olarak gözükmeyen, dışarıdan görmediğiniz ama orada olan static power, işte performance ve cost constraints'lerin olduğu static power'ı geçen dönemden hatırlarsanız ne kadar güç harcıyor durduğu yerde. Çalıştığı dynamic power, çalıştığı zaman ne kadar harcıyor, performansı nasıl, ne kadar, çünkü şu anda en azından bir evimizde, yani evdeki şeylere baksak, şöyle birazcık detaylı baksak, belki 50 tane belki 100 tane farklı embedded bilgisayar vardır sağda solda. Yani en basit işte oven'dan, yani fırınınızdan tutun işte her şeyinize kadar, yani küçük adaptörlerde bile artık küçük embedded kompütürler var yani. Bizim şeyimiz biraz daha burası. General purpose computer nasıl gözüküyor, yani en azından, yani bunu herkes biliyor zaten de. Control ünitesi, arithmetic logic register'lar, burayı biliyoruz zaten, bizim şeyimiz, işlemcimiz. Belli giriş üniteleri, belli çıkış üniteleri, belli bir tane random access memory, yani şey volatile, silinebilir bir memory veya power gelmediği zaman silinecek bir memory. Bir de power geldiği zaman silinmeyecek bir memory, gittiği zaman secondary memory var. Bizim embedded computer'larda computing systems, embedded within electronic devices dedik zaten. Burada genel olarak embedded systems deniyor. Repeatedly carry out a particular function or a set of functions, yani sürekli bir tane fonksiyon yapıyor burada aslında yaptığı şey. Aynı fonksiyonu sürekli tekrarlamak işte. Yukarıdaki işte şey alarmı, yangın alarmı mesela, öyle bir şey yani. Sürekli aslında içinde var mı gaz yok, var mı gaz yok, var mı, sürekli dönüyor yani içinde aslında. Orada duruyor gibi duruyor ama sürekli dönüyor yani. Hatta aralarda gelirler, kontrol ederler çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Çünkü bataryaları bitmiş olabilir yani, bilemezsin. İşte orada da yani buradaki şeyin biraz önce söylediğimiz işte cost performance control, power, static power, orası önemli. Eğer yukarıya bir şey taktınız, İşte sallıyorum, bir ayda bir bitiyorsa çok sıkıntı yani sizin için. Her ay değiştirmeniz gerekiyor. Bir yıl çok çok daha sizin için önemli. O yüzden 12 katı düşürmeniz power consumption'ı çok büyük bir avantaj. Firma olarak düşünürseniz, satıcı olarak da ve consumer olarak da aynı mantık. Contain both hardware and software, hem donanım hem yazılım parçalarından oluşuyor. Billions of units, yani milyarlarca ünite aslında satılıyor. Yani desktopların milyonlarda kalırken milyarlarca, yani çok çok daha büyük bir pazarı var ki, yani ARM zaten bayağı şu anda domine ediyor marketi. Hoş belki görmüşsünüzdür yakın zamanda, yani bundan bir hafta ya iki hafta önce Nvidia ARM'ı satın aldı. Ne kadar, 40 milyar dolar mı satın aldı, öyle bir fiyata satın aldı. Şu anda artık Nvidia'nın çatısı altında, yani Amerika ARM şeydi, British based UK. Şu anda Avrupa'dan Amerika'ya geçti bütün dominance. Bir şeyler yapacaklar. Nvidia'yı da biliyorsunuz GPU, Graphic Processing Unit firması. Biraz sonra konuşuruz. Common characteristics neler var yani? Single function, yani bir tane function genelde tabii ki. Yani şu anda biraz daha definition'lar değişebilir. Birkaç farklı şeyler yapıyor olabilir ama sophisticated algoritmalar olabilir yani, ama bir tane function yapıyor genelde. Real-time operation, yani must finish operations by deadlines. Burası en önemli şeylerinden bir tanesi. Real-time dediğimiz illa böyle çok hızlı yapacak demek değil. Ama deadline'a uyması yani. Şu anda mesela benim bilgisayarımdaki fark, mesela ben bir tab açtım. Şu anda şey yazacağım mesela, Wikipedia yazacağım. Kaç saniyede gelecek? Mesela flowchart. Bir bilgimiz yok yani. Değişti yani. 3 saniye sürdü, 1 saniye sürdü. Bilmiyorum yani. Herhangi bir süre sürebilir. Bu işte embedded'lerde önemli kısım bu yani. O anda olması lazım. Çünkü olmaz yani. Arabayla gidiyorsunuz, frene bastınız, frenlemesi lazım sistem. Frenlemezsin çünkü gittiniz yani. Mavi ekran vermesi kötü. Hard deadline. Burada iki tür deadline var. Hard deadline, soft deadline. Hard deadline de missing deadline causes failure. Yani eğer bu deadline kaçarsa, hani hard deadline failure direkt. İşte arabanın freni gibi. Ama soft deadline mesela işte
Missing deadline kasız degraded performance, işte soft deadline'de ne olabilir, işte arabanın şeyi hoparlör şey bluetooth hoparlörü mesela biraz daha ses işte bozuk gelebilir, biraz daha geç gelebilir, whatever. Yani çok soft deadline bunlar, ama hard deadline dediğim gibi işte vites işleri, arabanın fren işleri gibi, işte direksiyon işleri gibi, bunlar mutlaka önemli şeyler. Daha sonra tightly constrained, tabii ki bizim sizin de göreceğiniz gibi, yani low cost, low power, fast, işte small, hepsini bir arada yapamıyorsunuz. Mutlaka bir şeylerden fedakarlık yapmanız lazım. O yüzden genelde işte mümkün oldukça düşük bütçeli, mümkün oldukça düşük özellikle, yani size yetecek kadar. İşte limited memory, battery operation, non-functional requirements gibi farklı farklı işte mesela. Sallıyorum işte küçük bir yerime adaptörü koyacaksınız, bir tane adaptör veya kumanda satacaksınız, küçük bir kumanda şu anda önümde var diye. O kumandanın içine sığması lazım hepsine, o yüzden dediğim gibi farklı farklı şeyleri var. Nerede embedded sistem? Her yerde, yani embedded işi yaptıktan sonra her farklı piyasada çalışabilirsiniz, yani communication, haberleşmede, radyolar, telefonlar, telefon. İşte fax machine, answer machine çok da kalmadı ama wireless routers falan, yani bayağı baz istasyonlarında falan her yerde çalışabilirsiniz yani. Consumer electronics de bayağı her yerde yine var. Aynı mantık. Audio, video electronics, games, toys, bugün yani bütün şeyler de var. Oyuncaklar da var. Hiç varsa öyle. Çocuğun olan var mı da bilmiyorum da, yeğen olan varsa. Kardeşi yeğeni yani almışsınızdır. Ödüp dururlar yani. Onların hepsi bir embedded system yani içinde. Automotive systems, araba sistemleri bayağı yaygın gene, aynı mantık. Braking system, ignitionlarda, locklarda, işte power window, seats, collision avoidance falan. Hatta şu anda arabalarda yani zilyon tane sensör var, yani şeyi biliyorsunuz ki işte Tesla'nın şey yapmasıyla, öncülüğüyle giden bu autonomous driving de bu kat kat katlanarak gidiyor yani buradaki sistem sayısı. Commercial usage'lar var farklı, işte medical, yani industry şeyde var, treatment'larda, industry'de var, işte plant'lerde, power plant'lerde, oil refinerilerde falan filan. Bir de military'de tabii çok var yani, bayağı savunma sanayide de yine aynı mantık, işte GPS sistemlerinde, surveillance sistemlerinde, misillerde, lazerlerde, lidarlarda, radarlarda, her yerde bir şekilde mutlaka datayı alıp proses etmeniz gerektiği için ve sistem orada kalması gerektiği için şey yapmanız gerekiyor. Duymanız gerekiyor yani. Onun haricinde nasıl bir şey var? Different requirements. Nedir bu requirementlar? Yani bunların farkları ne aslında? Bunları birbirinden ayıran şeyler ne? Bunları birbirinden ayıran şeyler işte power consumption, speed of execution, işte system size and weight, işte performance accuracy gibi hani farklı farklı requirement'ları var tabii ki bunlar biraz önce şey. Bu da tabii mikro işlemci veya seçimine denk geliyor, yani işlemcinin seçimine. Processor'ın hızı ne, büyüklüğü ne, işte ne I/O device'lara var, neler yapıp bağlayabiliriz yani. Memory size ne, bu aslında mikro processor ve mikro controller teknikle bunları eklemişim ama birazcık öyle, çok da bir tane resim var, çok önemli değil. Ama genel olarak baktığınız zaman bir gömülü sisteme bunu göreceksiniz. Yani bir tane gömülü sistem, bu gömülü sistemin işte bir tane işlemcisi var. Bu işlemcinin işte belli bağlandığı hafızaları ve peripheral'ları var. Bu işte seri portları veya analog şeyleri gibi, device'ları gibi. Ondan sonra işte şeyleri göreceksiniz. İşte I/O device'larını, display, keypad, işte ne varsa artık. Electrical, mechanical, optical device'lar göreceksiniz işte. Dediğim gibi işte butonları, switch'leri neyse, lazerleri, kameraları, görüntü sistemlerini, bir ton farklı şeyler olacaktır. Burası embedded sisteminizi oluşturuyor. İşte bu mikro işlemciyi de zaten geçen dönemde biliyorsunuz mikro işlemciyi yani. Mikro işlemciyle de peripheral'lar ve memory arasında çok uzak, uzun mesafe olmasın diye burada genelde içinde olması çok daha büyük performans sağladığı için farklı bir tabii ki şey doğuyor, doğdu yani sektör. Mikro controller dediğimiz, mikro denetleyici diye Türkçe çeviriyoruz anlarsın. Mikro denetleyici, yani mikro controller diyeceğim ben. Mikro controller'lar var yani, buna da mikro controller deniyor. Bunlar aynı çipin içerisinde, yani sizin tasarladığınız mikro işlemci geçen dönemden hatırlayın. Onun yanına işte zaten memoriniz vardı, memoriyi bağlamıştınız aslında, yine aynı mantık, memoriniz var. Bunun yanında da mesela basit bir timer devresi, sayıcı devresi tasarladınız mesela. Bir sayıcı devresinde buraya tasarladınız, işte lamp kaçta, 6'da mı tasarladınız, 4'te mi tasarladınız, 5'te tasarladınız herhalde. O sayıcı devresini ekleyerek mesela böyle bir mikro controller
tasarlamış oluyorsunuz. Bu da genel şeyi yani aslında bütün hepsini çıkardığınız zaman embedded sistem hepsini kaplıyor. Microcontroller bir şeyi dar, mikroprosesör de bir daha dar. Embedded sistemde tabii ki dediğim gibi bunun her şeyiyle artık şey yapılan tasarlanan kısmı yani. Burada neler var? Yani tabii embedded sistem deyince işin farklı şeyleri giriyor yani. Requirement'lar giriyor işin içine. Hakikaten spesifikasyonlar giriyor. Doğru çalışıyor mu, şey yapıyor mu? Market bunu istiyor mu? Kullanıcılar bundan memnun mu? User interface'ler, mechanical interface'ler falan. Burada mikro işlemci, yani daha doğrusu 234'te mikroprosesör üzerine gittik. Biraz daha buraya yoğunlaştık. Buraya en azından çalışma prensibini öğrendik. Bu derste biraz daha yani 334-335'te biraz daha mikro işlemcileri kullanarak işte peripherallarla işte farklı şeyleri kullanmaya yönelik. Yani şuradaki bu gözükmüyor bu arada da şöyle yapayım göstermek için. Şu aradaki bağlantıyı biraz daha izleyeceğiz bu derste. Daha sonra embedded derse eğer pandemi biterse de açarsam embedded sistemde yani geçen dönem çünkü çok şey yapamadık yani bir şeyler yapmaya çalıştık ama çok olmadı. Embedded sistemde biraz daha işin şey boyutuna hani commercialization boyutuna taşıp hani sistemi tasarlayacağız. Daha sonra bunun mekanik taraflarını tasarlayıp işte ondan sonra kullanıcı user interface'ini tasarlayıp belki biraz daha hani consumer ready product yapmaya yönelik FPGA tasarım dersinde yaparsak gene dediğim gibi pandemiden dolayı bu dönem açmadım belki yani bir seneye biterse yine sıkıntı yok. Orada da yine hazır bir mikro işlemci kullanarak kendi tasarladığımız peripheral'lar, memory'ler işte bus ekleyerek mikro işlem, mikro kontroller aslında tasarlayacağız FPGA dersinde birazcık oraya gidecek yani derslerin genel yayılımı bu şekilde. Abdullah'ın bir sorusu var. ARM piyasaya gidiyor dedik. Ülkeler kendi silah sanayileri için ilgi mümkün işlemciler kullanıyor. Burada şimdi tabii ki Amerika genelde burada öncülük ettiği için Amerika'da genelde FPGA ARM kullanılır. Daha çok yani çoğu şeyde. Bizde de genel itibariyle FPGA ARM kullanılıyor. Yani benim gördüklerim bunlar üzerine. Belki bu işte Nvidia'nın GPU'ları kullanılıyor. GPU boardları var, Tegra'ları falan kullanılıyor. Bunları kullanabilirsiniz ama genelde bunları kullanırsınız. Yani bizim şu anda en azından bizim ülke olarak bazı çabalarımız var. Yakın zamanda başlayan işte milli işlemci, milli yazılım, milli operating system tarzı hatta Twitter sayfasına girerseniz milli Artos'ta şey var. Bunlar üzerine çalışmalarımız var. Fakat bunlar şu anda mainstream bir şey değil yani daha. Biz biraz daha communication sistemlerinde bizim kendi şeylerimiz, işte telsiz haberleşmesinde falan biraz daha bizim kendi sistemlerimiz, oradaki encryption'larda biraz daha kendi sistemlerimiz yönelik çalışmalarımız var. Ama genelde bunlar kullanılıyor. Yani şeylerde bunlar kullanılıyor. Şeyleri bilmiyorum. Avrupa'da yani İngiltere'de mutlaka alındır zaten o taraflarda da. Avrupa'da, İsveç'te falan nasıl mesela orada çok durum, gerçi onların çok militaristin olduğunu düşünmüyorum yani. Ama Avrupa'da başka militaristin olduğunu. Çin'i falan, Çinlilerin tabii ki kendi şeyleri vardır mutlaka. Kendi tasarımları, kendi rip-off'ları en azından. Hiçbir şey bilmiyorlar tabii ki. Onlar da bayağı bir şeyler yapıyorlar yani. Huawei ve Xiaomi'yi görüyorsunuz yani. Şu anda zaten şeylerde onları çıkarmak için bayağı uğraşıyor yani. Amerika ve İngiltere. Huawei'yi kesmek için uğraşıyor, engellemek için, 5G'deki özellikle piyasayı domine edebileceği için. Neyse, bu durumda yani savunma sanayi. Neden mikro işlemciler? Ne alternatifler var? Yani digital signal processor'lar var, GPU'lar var, FPGA'lar var, ASIC'ler var. DSP'ler bu mikro işlemci yine onlarda bir şekilde signal processing'ler için yani multiple accumulate operasyonları var bizim sinyal işleme dersi alıyor musun? Alıyorsunuz herhalde bu dönemden dersen veya sinyal sistemler alıyorsunuz en kötü veya aldınız. Bir şekilde multiply accumulate onaylamamız gerekiyormuş. Valla onay listesinde kimse gözükmüyor ya Mahmut. Onay gönderirse tekrar yakalamaya çalışıyorum. Şuradan bakmaya çalışıyorum. Manage team, pending request. Mesela var. Tamam, şu anda ekledim. Hasan, Fatih, Burhan, sen bunları ekledim şimdi. Burhan demiş. Tamam, ekledim.
Notification vermedi neyse. Genelde ara ara eklemeye çalıştım da bu sefer olmadı. Neyse. GPU'lar var. Kullanılabilir. Power hungry for small applications tabii ki. Yani küçük işlemler için çok power hungry'ler. Genelde high performance computing yapmak için kullanılıyor. Yani böyle image processing falan yapmak istiyorsanız. Yani genelde GPU tarafına kaymanız mantıklı. FPGA'lar tabii whole grain, her tarafta kullanılabilen şeyler ama geçen dönemden de bildiğimiz gibi biraz development yavaş yani. Burada hadi ben şunu yapayım, bunu yapayım demeniz biraz zaman alabilir. Bir de tabii vendor specific tooling yani Altera kullandık. Altera illa yazılımını kullanmanız lazım yani işte Intel'in neyse. Ya Xilinx FPGA kullanıyorsanız Xilinx kullanmanız lazım. Open source alternatifleri var. Yosys falan var. Onlar kullanılabilir. Belki ileride de neyse kadar çok. ASIC'ler var tabii. ASIC'ler de artık sisteminiz çalıştıktan sonra birazcık kendi VLSI çipinizi tasarlayıp kendiniz yapabilirsiniz ama hepsinin tabii ki farklı problemleri var ASIC'lerinde. Reprogram edebiliyorsunuz herhangi bir problem varsa. Genelde işte mikro işlemcilerin seçilmesi genelde efficient. İşte aynı kütüphanelerini kullanabilirsiniz. İşte bir kod yazdığınız, keypad için yazdığınız kodu alıp başka bir yerde kullanabilirsiniz. Genel scalable işte programlama açısından. Genelde pipeline'ları otomatik hani optimize edilmiş pipeline'ları var. İşte power consumption optimizasyonları var. Mesela bizim kullanacağımız Cortex M0 chip'i değil mi ya? Ya 27-270 nanoamp yani. Ya crazy yani. 270 nanoamp demek crazy. Bugün yani ben 270 nanoamp veririm herhalde. Yani. O derece düşük şey var yani. Mükemmel. Bir küçük bir history yani. Çok böyle tarihsel şeyler. Güzel aslında. Bunları biraz daha kitaptan okumak daha yararlı olur böyle şeyler ama ben küçük değineceğim yani. 1940'larda aslında birazcık bu aircraft simülasyonları için, real-time operasyonları için MIT Worldwind tasarlanıyor. Vacuum tüpleriyle o zaman daha transistör yok tabii. Daha sonra 50'lerde transistörler bulunuyor. Şaklı falan. Ondan sonra 70'lerde ilk mikro işlemci tasarlanıyor. Intel 4004. Frederick Fagin falan var orada. Onlarla beraber 3 kişi tasarlıyor bunu. 2250 transistör, 750 kHz frequency. Yani 750 kHz'de 1 MHz bile değil. 2250 tane transistör var içinde ya. Çok çok küçük bir şey. Biraz sonra resmi var zaten şu aşağıda gözüken de o. Daha sonra işte hesap makinesi yapılıyor. HP 35 çıkıyor onunla alakalı bir şey. Ondan sonra 80'lerden sonra da zaten arabalar birazcık işin içine girince engine timing, fuel efficiency, emissions, cruise control falan filan derken geliyor gidiyor oradan. Bu da o ilk Intel'in 4004'ünün fotoğrafı. Burada gördüğümüz şeyler. Trace'ler yani nasıl göstereyim şöyle pointer'la gösterebilirim. Burada gözükenler trace'ler o yollar. İşte şeylerini çok bilmiyorum incelemedim ama mesela sallıyorum şurası belli bir memory lokasyonu gibi gözüküyor. Burası da aynı şekilde gibi gözüküyor ama belli yerde işte aritmatik lojik üniteleri bir yerlerde vardır. Şu yanda gözükenler bunların pedleri yani o bacaklara gidecek olan. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bunu yapanlar malzeme mühendisleri değil mi hocam? Elektronikçiler değil. Hayır, bunu yapan elektronikçi. Bunu sen yapıyorsun. Hayır, yani bunu tasarlayan değil aslında. Daha çok bunu ortaya çıkaran, çünkü malzemeyle alakalı olan bir şey ya hocam, o yüzden dedim. Elektronikçi. Yine elektronikçi. Tamam. Burada nanoteknoloji çalışanları bunları yapar. Yani burada nasıl yapıyorsun işi mesela işte belli bir silikon ya buradaki malzemeyi mesela ne yapabilir sallıyorum. Oradaki malzemeciler biraz daha yani çok da bu işlerle çok girmezler. Tamam hocam anladım. Yani malzemeciler deneyebilir diyeceğim ama aman orayı bile denemezler yani. Fizikçiler daha çok yani fizikçiler daha çok öndedir yani anlatabildim mi? Malzemeciler biraz daha böyle plastik malzeme, kompozit malzeme, o taraflarda çalışırlar gibi şey şimdi söyleyeyim hani grafendir bilmem nedir, karbon nanotüpler falandır yani. Ama bizim burası genelde nanoteknoloji tarafı Türkiye. Yani Türkiye'de bu işi yapan çok kişi yok. Yani çalışan hoca mutlaka vardır sağda solda ama firma olarak zaten böyle bir şey çıkarabilecek bir yer, bir tek TÜBİTAK'ta bir yer var. Çünkü özel temiz odada çıkıyor bunun için şeyi var belli bir nasıl diyeyim belli prosedür var yani onu öyle şey free olması lazım toz free olması lazım buna göre şey olması lazım ortamı falan.
Bunu ne yapıyorlar? Yani litografi yapıyor. Litografi yaparlar mesela bunu işte UV enjekt ederek işte meske göre kazırlar. Ona göre üstüne metal deposition yaparlar ve işte oksitlerler şey basıp, oksidize basıp. Ama bunların hepsini yapan elektronikçiler. Şimdi de genelde mesela onların belli bir kısmı da hatta biosensör yapıyor. Yani buradan nasıl diyeyim? Bunu yapanlar daha sonra mesela bunun aynı şekilde biosensör yapıyorlar. Belli şeyleri test etmeye yönelik mesela kanser hücrelerini bulmaya yönelik belli bir biosensör mesela küçük. Buna doğru gidiyorlar ama bunların hepsi genel itibariyle elektronikçi yani. Biyolojiyle birleştik mesela onları yaparlar. Ama dediğim gibi ben çok vardır mutlaka malzemede de belli bir dal vardır hani bununla uğraşan ama dediğim gibi elektronikçilerin şeyi. Buralar şeyler pedler yani o işte VCC ground işte D in D out falan hani o pinler bunlar. Ondan sonra şunlar da wire'lar. Yani buraya lehimliyorlar. Genelde çok iletken olduğu için gold'la yaparlar hani. Bunlar wire'larla o çipin bacaklarını aktarırlar. O sizin hani gördüğünüz. Geçen sene öyle bir resim koymuş olabilirim. Bu sene şöyle bir şey yaptım ama nerede? Ha. Bu çipin içerisi o işte. Şuradaki orta kısmın içindeki kısım. Oradaki wire'lar da şuradaki yandaki bacaklara geliyor. Bu da ilk şeyin o çipi. Linkleri koydum. Linklerin hepsi var. O yüzden şeye bakmanıza gerek yok. Burada şey hoş. FF yazıyor. Frederick Faggins yapan kişi yazmış adını buraya. Şeyle. Metalle şey yazmış. Hiçbir yere gitmiyor herhalde. İşte Intel 71'de çıkmış herhalde 4004. Hoş bir şey. Tabii bu artık basılmıyor. Belki şeyleri vardır. Çok düşük bir şey. Microcontroller dedik arada. Microcontroller'da da mikro işlemciyi de işte RAM'i, RAM'ı, peripheral'ları bağlayarak bir tane integrated circuit yapıyor aslında. Microcontroller'ın da olayı bu. Yani belli bir mikro işlemci var. Belli bir bus bağlıyor. Bizim bağladığımız gibi hani bir adres busumuz, data busumuz vardı hatırlıyorsanız. Onları belli bir şeyle tabii standarda göre, belli bir standart busa göre bağlayarak işte ARM'ın AM babası var işte ne bileyim Intel'in Avalon'u var işte open source Wishbone var bu tarz. Ondan sonra işte code memory, data memory, işte control timing interfaces neyse digital IOs, analog IOs, communication interfaces gibi. Dediğim gibi her şey bastan basa bağlı veya birkaç basa bağlı. Yani illa bir tane bas olmak zorunda değil. O bas mesela farklı bir bas matrixle başka bir yere gönderebilir yani expansion olabilir. Genelde aynı işlemcili birçok board şey olur. Mikrocontroller olur. Yani bir tane mikro işlemci fix olur. Mesela sallıyorum bizim mikro işlemci neydi? STM32 işte G031K8 buna bu şey tabii ki nasıl diyeyim? M0 Plus'ı kullanan bir şey yani ama bunun bir ton farklı şey olur. Mikrocontroller olur yani içinde. Bunların tek farkı mesela yani işlemci core aynıdır. İşte 64 kilobayt değil 128 kilobayt işte 32 kilobayt 4 kilobayt bilmem ne işte 8 kilobayt of RAM değil işte 4 kilobayt of RAM 2 kilobayt of RAM 10 kilobayt of RAM işte 15 kilobayt neyse. Ondan sonra işlemci hızı 64 MHz değil bilmem ne işte 2 tane UART değil 5 tane UART 3 tane UART işte timerlar şu kadar ADC bu kadar artı işte USB modülü DAC modülü bilmem diyemem bir ton modülleri hani ekleyebilirler böyle şey oluşturabilirler. Aslında ARM'ın güzel bir resim vardı ama neyse onu koymadım slide'a. Onu koysaydım güzel olmuş. Böyle dediğim gibi farklı farklı paketleri mevcut yani bununla alakalı. Gidip seçersiniz yani hangisini istiyorsanız listeden seçebilirsiniz. İstediğiniz mikro kontrolleri. Bu tabii devboard'da bu geldiği için devboard'da bunu koymuşlar yani spesifik olarak bir tane var. Bu arada mesela L0'lar vardı bir tane. 2 kilobayt RAM var yani. 2 kilobayt RAM herhalde yani hello Furkan desem dolacak gibi bir şey yani. yaklaşık olarak. Printf koysak dolar ne dersen. Öyle bir şey. Bayağı bayağı düşük. What's inside the microcontroller? Bu da biraz önce gösterdiğim resim. Biraz daha detaylı. İşte bunu böyle bir şey vardı. Kitaptan buldum. Bunu koydum. İşlemcimiz var. Main bus interface. Bu işte flash memory, SRAM, işte Bootrom neyse bunlar bağlı. Daha sonra bu bus başka bir bridge ile peripheral bus interface'e bağlı mesela. Buraya işte UART, GPIO, SPIO, SQRT'si neyse bunların hepsi işte RTC, Power Management, System Control hepsi var. Ondan sonra bunlar da daha ondan sonra hepsi IO pad'lerine bağlı dışarıya IO olarak geliyor.
Burada bizim bu derste tabii ki biz neredeyse işte UART'ı göreceğiz, GPU'yu göreceğiz, SPI'yi göreceğiz, I2C'yi göreceğiz. I2S görmeyeceğiz, Embedded'de görürsünüz. DEC göreceğiz, ADC göreceğiz, PWM göreceğiz, Timer göreceğiz. RTC konuşuruz ama öyle bir düşündüğüm şu anda. Watchdog Timer göreceğiz, System Control, Oscillator göreceğiz, PLL, Voltage göreceğiz. Hepsini göreceğiz yani hepsini bir şekilde ders bittiği zaman şey yapacaksınız yani. Bileceksiniz. Umarım. Characteristics of microprocessors. Neler var karakteristikleri? Low power. Fast interrupt response. Bunun ne demek olduğunu söyleriz ama bu şu yani. Bir ben omuzunuza dokunduğum zaman ne kadar hızlı bana cevap verebiliyorsunuz? Fast interrupt response bu. Evet. Mustafa Oğuz. Sen ne demek? High code density yani az bir alanınız var, çok zaman waste etmemeniz lazım bir şekilde. O yüzden mümkün oldukça instructionları efektif bir şekilde kullanmak şey mesela 32 bitlik bir instruction set kullanıp da her tarafı sıfırsa mesela boşu boşuna şey waste etmiş olursunuz gibi. İşte debugging özellikleri, OS operating system supportları bunlar tabii ki hem normal operating systemler olarak düşünün işte Linux, Windows gibi hem de operating sistemler olarak düşünün belli bir schedule'a bağlı olan. Easy of use kullanması kolay. Has software portability and reusability. Tabii ki yazdığınız kodu sürekli değiştirmek istemezsiniz. Survey'i açarsanız o embedded survey'i nerede? O açık herhalde bir yerde. Şurada. Yok bu değil. Açıktı. Kapatmışım. Neyse. Şey yaparsanız ortada görürsünüz ki yani firmalar genelde bir code base oluşturduktan sonra sürekli o code base'i kullanırlar. Çok code base değiştirmek istemezler yani. Çünkü değiştirmek bayağı bir efor. Upgrade and downgrade path tabii ki bir şekilde upgrade downgrade etmek istersiniz. Toolchain support işte bu dediğim gibi işte debugger'a şeyin var mı mesela işte key'i kullanacaksınız ama key'i satın almanız mesela 10 bin dolar civarındaysa diyelim ki çok mantıklı veya işte diyelim ki A mikroişlemcisi var. A mikroişlemcisi size bir toolchain veriyor 10 bin dolara. B mikroişlemcisi var işte 500 dolara veriyor yani. Gidip de diğerini seçersiniz mantıklı olarak. Eğer çok performans şey farkları yoksa bir de low cost tabii ki bunlar genel özellikler. Design metodolojiye gelelim. Çok bir şey kalmadı. Azıcık bir flowchart hakkında konuşacağım. Ondan sonra da bitireceğiz. Sorularınızı alırız. Ondan sonra da bitiririz. Procedure for designing a system. Design metodoloji. Belli good methodology helps you avoid mistakes and gives you a clear representation of the system. In all abstraction levels yani. Eğer güzel bir metodolojiniz varsa hata yapma oranınız çok çok daha düşüyor. Tabii bunlarla alakalı çok fazla şeyler var yani. Model driven design, test driven design, farklı farklı metotlar, yöntemler var. Buralara çok girmeyeceğiz. Buralarla bizim çok çok aman aman işimiz yok. Belki ileride yani artık embedded sisteme biraz daha buraya indirdiğim için belki oralarda onlara yönelik şeyler, konular açabiliriz. Software engineering tool'lar kullanırsınız, işte CAD tool'lar kullanırsınız, işte change'leri, automation task'ları yapabilirsiniz yani. Blok diagramlar, flowchart'lar, işte UML kullanabilirsiniz, Unified Model Language, farklı farklı metodlar kullanabilirsiniz. Biz genelde bu blok diagram ve flowchart yöntemini birazcık utilize etmeye çalışacağız. Blok diagramdan kastım ne? Genelde bir dizayna başladığınız zaman labınız olsun, projeniz olsun ve kendi başka projeleriniz olsun. Genelde draw a box for the processor and other boxes for connecting peripherals. Yani kullandığınız her bir modül için bir box çizin yani, kutu çizin. Daha sonra mesela yukarıda bir schematic var. Herkes bunun schematic olduğunu biliyordur umarım. Zaten siz de böyle bir şey kuracaksınız. Yani burada mesela dördüncü pini ground'a çekmiş. İşte üçüncü pini belli bir resistor, belli üçün değeri neyse 3.3'e çekmiş. İşte reset'i gene aynı şekilde 3.3'e çekmiş belli bir resistorla. İşte VCC'yi 3.3'e bağlı, yani çekmiş dedim bağlamış yani. Pull up hani yukarı doğru çekmiş diye, pull down diye, bu da aşağı doğru çekmiş diye söylenir de. Neyse bu SA'yı bir yere bağlamış, S-Cloud'a bir yere bağlamış mikro işlemcilerde. Bu normal schematic görünüşü. Bu da bunun blok diagram representation'ı. Yani bir işlemciniz var sizin. Bir işlemciniz var. Bir de flash'ınız var. Bu flash çipi bu arada. M25P80 1 megabitlik bir flash herhalde. Flash şeyin
çipi. Bunu ikisini birbirine bağlıyorsunuz. Birbirini bağlarken de mesela SPI protokolü kullanmış. Mesela sizde I2C protokolü olacak burada. Bir tane protokol, hangi protokolle bağlandığını gösterirseniz mesela. Bu en azından bakan insana direkt bir fikir verir. Yani tamam işte amca var flash'a bağlamış SPI. Ama bunu tabii mikrokontroller alarak yapılmış burada. Buradaki resimde en azından. Burada biraz daha detaylı gidebilirsiniz yani. Mikro işlemciden yola çıkarak mesela mikro işlemci hangi basta ne bağlı mesela ne kullanıyorsanız yani ondan sonra SPI modülüne bağlıyız. SPI modülü de buraya bağlı gibi biraz daha geliştirebilirsiniz yani burayı, tamam mı? Şeylerinizde çizimlerinizde yani şuna yakın bir şeyler olabilir. Mesela mikro işlemciniz var. Bu basa bağlı hangi basa? Bu bastan işte RAM'i kullanıyorsunuz, RAM'ı kullanıyorsunuz mesela bu basa bağlı olduğu için. Daha sonra işte bizim M0'lı şeyi nasılsa onu haftaya göreceğiz. İşte hangi performansa SPI'de SPI performansına bağlı. Ondan sonra SPI performansından da işte nokta nokta çizginizi çizdiniz. Dışarıya işte SPI ile şeye gidecek. Bu blok diyagram yani. Bu sizi baktığınız zaman böyle tasarlanmış bu denebilir. Daha sonra dediğim gibi schematic design yaptığınız zaman bunun işte nasıl bağlanacağını zaten data sheet'ten bakıyorsunuz yani bunları buraya bağlanacak zaten data sheet söylüyor size kurusunu. Yazılım içinde flowchart kullanacaksınız. Flowchart'ta basit bir şekilde ne yapabilirsiniz? Yine bloklar oluşturabilirsiniz şeyler için kullanacağınız yazılım modülleri için, fonksiyonlar için. Ondan sonra flowchart'ınızı oluşturursunuz. Flowchart'ın buradaki olayı ne? Her bir geometrik şekil bir şeyi temsil ediyor aslında. Yani böyle rastgele şekiller değil. Mesela buradaki diamond şekli, şuradaki if statement. Bir soru, if statement'ın içerisi yes, no cevabı olan. Yes ise bir tarafa, no ise bir tarafa mesela. Hani giden basit bir lamp, repair lamp, neyse saçma bir örnek buldum Wikipedia'da. Yani bu örneği koymuşlar. Şuradaki örnek yani çok anlamında şey değil. Neyse, lamp doesn't work. Plugged in mi? No ise plugged in lamp. İşte yes ise bulb burned out. Yes işte replace falan, no ise repair lan bilmem ne falan filan. Böyle bir şey yani yazılımınızda böyle olacak. Buna göre işte conditionlar böyle olabilir. Hani ikili condition veya işte while loop'lar böyle olabilir gibi yapabilirsiniz. Bununla alakalı dediğim gibi Wikipedia'da en azından şöyle bir şey var. Bununla alakalı bir ton doküman var yani. Basit hani terminal, process, decisions, input, output mesela porttan okuduğunuz, yazdığınız zaman bunu kullanacaksınız. Predefined process, farklı bir fonksiyon veya interrupt kullandığınız zaman bunu kullanacaksınız, farklı bir fonksiyon. Genelde başka page'lere gitmeyeceğiniz için, bir sefer yapacağınız için bu ikisine gerek kalmaz ama burayı utilize edeceksiniz. Farklı algorithmic statement'ler var, UML'ler var, dediğim gibi farklı şeyler var, metotlar var, biz buradan gideceğiz. Örnek bir tane bakalım. Serial choose complementer, ne yapıyor? Design serial two complementer using a Mealy machine. İlk bir olasılık kadar output input eşit olsun, bir geldikten sonra artık output sürekli toggle etsin geleni. Yani bir tane box tasarlayacaksınız. Şeyler gelecek, ilk sıfır gelmiş, sıfır çıkmış, sıfır gelmiş, sıfır çıkmış, sonra bir gelmiş, bir gelmiş. Ondan sonra artık gelen hepsi sıfır bir olmuş, bir sıfır olmuş. Gelen hepsi ondan sonra değişecek yani. Geçen dönemden hatırladığınız state diagramı çizdiğiniz zaman aslında iki tane state, sıfır state'inde sıfır geldiği zaman sıfır, bir geldiğinde bir state'ine gidip artık sürekli toggle eden bir state. Değişmeyen. Flowchart'ta da tasarladığımız zaman dediğim gibi reset girdikten sonra no toggle orada state olarak yazılmış x var mı? İşte gelen input olarak sıfırsa hala y eşittir sıfır. Make yazmanıza gerek yok. Hala sıfır. Birse de işte toggle state'inde artık y eşittir x'in tersi gibisinden bu da artık sürekli kalacağı örneği bir tane basit bir algoritma. Tostrov'un örneği buldum bir tane. Uzun uğraşlar sonunda bu kadar kaliteli bir şey bulabildim. Main input from switch yani giriş var mı? Start'a basılmadıysa hala burada dön, hala bakın burada dönüyor. Basıldıysa da cook fonksiyonu çağırıyor. Ondan sonra tekrar geri dönüyor. Cook fonksiyonu ne yapacak? Cook fonksiyonu başladı. Bu başlangıcı ve bitişi gösteriyor yuvarlaklar. Output heat is on. Output veriyor. Burada input veriyordu şeyler. Buna ne deniyordu şekle? Tilted. Neyse tilted kare square diyelim de ismini hatırlamıyorum. Input toast temperature işte yine okuyor bunu. Ondan sonra karar veriyor. Desired'dan düşük mü yüksek mi diye. Düşükse işte okuyor hala. Bir şeyler yapıyor. İşte sallıyorum. Bittikten sonra da output heat is off. Ondan sonra return diyor. Geri dönüyor. Yani basit bir şey oluyor. Bunun avantajı ne? Şimdi bunu eğer böyle detaylı bir şekilde tasarlarsanız size kod yazarken
çok rare olacak. Yani şu anda tahmin edebilirsiniz ki int main read from input, yani whatever to x, if x cook. Bu kadar while birin içinde. Cook'un da işte void şey herhangi bir return etmiyor. Doğru. Void cook işte turn heat on. Ondan sonra işte for loop'un içinde while işte toast smaller than desired read input temperature, read input temperature, read input temperature. Ondan sonra while'dan çıktıktan sonra da turn off, return. Bitti. Yani çok çok basit bir, hani dediğim gibi flowchart'ı düzgün tasarlarsanız yazılımınız o kadar şey olacak, rahat olacak. Son olarak bitirmeden bir şey yapmak istiyorum. Yani doğru, biz ARM ekosisteminde çalışacağız. Bu dersin şeyi olarak ARM'la alakalı bayağı, yani biraz daha ARM heavy gideceğiz, doğru. Ama yani spesifik bir architecture öğreneceğiz, spesifik bir register öğreneceğiz, spesifik bir tool öğreneceğiz. Fakat şunu bilin, yani teknoloji değişecek arkadaşlar. Yani bugün ARM işte yarın işte Nvidia şeyi satın aldı, Nvidia satın aldı, ne yapsak bilmiyoruz yani. ARM devam edecek diyor ama. Yani teknoloji değişecek yani. İki gün sonra risk olabilir. Çünkü geçen peak diye eskiden mesela. Şimdi peak daha düşük mesela şeylerde. O yüzden hani ARM da farklı şeyler çıkaracak, kendini yenileyecek. O yüzden burada bu dersten öğrenmeniz gereken critical thinking dediğimiz bu işte, yani yaptığınız decision'ları niye yaptığınızı ve nasıl karar vereceğinizi öğrenmeniz, yani aslında şeylerimiz bu. Geri kalanlar sadece bu öğrendiğiniz prensipleri işte başka teknolojiler için uygulamak. Mesela benim için yani M0 kullanmadım yani ben daha önce. Hani bu boyutu kullanmadım yani. Beraber bakacağız. Ama aynı konsept, aynı şey, aynı. O yüzden dediğim gibi çok bir şey fark etmeyecek. One of the most important question. Yani sormanız gereken, yani bütün dersler için böyle de. Bu ders için de bu yani. How does this work? Hocam sesiniz gitti. Evet, bir şekilde mutlandım. Nasıl mutlandım bilmiyorum. Birisi beni mutladı. Dediğim gibi en önemli şey bu, nasıl çalıştığını bilmeniz yani. Şu anda iyi mi? Geliyor mu ses? Geliyor hocam. Nasıl çalıştığını anlayın yani. Nasıl çalıştığını öğrenin. Mesela sallıyorum, ben size hoparlör vereceğim değil mi? Yani gidin hoparlörün nasıl çalıştığını öğrenin. Yani underline, mikrofon nasıl çalışıyor? Buradaki amplifier nasıl çalışıyor? Anlatabilir mi? Veya işte bu, hani assume etmeyin bazı şeyler. Hani assume this diyorum ben bazen ama hani onları siz araştırın yani. Arka fonda araştırın, soruşturun. Bir şekilde öğrenin. Çünkü size kalacak olan bu bilgiler yani. Dediğim gibi çünkü teknoloji. Yani IDE'yi kullanmak işte değişecek yani. Buraya işte şu anda biz PowerPoint kullanıyoruz. İşte kutu şöyle çizebiliyorum whatever ama yani ileride böyle olmayacak bu mesela. Çok da önemli değil ama önemli olan dediğim gibi işin prensibi. Bu hafta kubeid'i yükleyin. G0 paketini yükleyin. Visual'ı yükleyin. Biraz oynayabilirsiniz. Şeyle alakalı da, G0'la alakalı da kod atmaya çalışacağım çalıştırdığım anda. Donanım komponentlerini bulup şey yapmaya çalışabilirsiniz. AliExpress'ten falan da bulabilirsiniz ama herhalde her birisi için ekstra günlük gelecek. Yine daha, çok daha pahalı olur diye düşünüyorum ama yani yaklaşık olarak nerede o dersin şeyi? Bu değil. Burada. Yaklaşık olarak yani şurası falan bizim ilk haftalarda tamam, evet, vardır, mutlaka vardır yani. Buralar falan birazcık bizim ilk haftalarda kullanacaklarımız. Buradan sonrası böyle 6. ve 7. haftadan sonra gireceklerimiz. O yüzden dediğim gibi hani ilk baştakileri tedarik edip belki buraları daha uzun, hani lead time olan yerlerden alabilirsiniz daha ucuzsa. Yeni'nin kitabının chapter 1'ini okuyun. Chapter 1'inin vardır, mutlaka vardır. Abdullah yani mutlaka vardır. Bakın birbirinize söyleyin yani. Ben bildiğim direnç net var. Mikroelektronika mıydı ne, öyle bir şey. Beta elektronik var. İşte robotistan var. Hani robotistan daha pahalı genelde herhalde ama EMPA'da genelde böyle şeyler yok. Onlar biraz daha şeyi yapıyor. Hani sensör üzerine gidiyor, spesifik satıyorlar. Bakarsınız yani bir chapter 1'i okuyun yeni kitabında. Chapter 1'den birkaç bir şeyler aldım. Yani şu kitaptan da herhalde işte. Şunlar kitaptan, chapter 1'den ama. M0'la alakalı şeyler olacak. Onları da okuyun. Haftaya da chapter 1, 2, 3 hafta dur kitabı da açayım. Şurada kitap. Kitapta, evet. Yani açmıştım ben, hadi göstermiştim. Evet.
Technical overview, yani ikinci haftada bunları anlatmaya çalışacağım. Bu ilk dört çaptanın birazcık meşi gibi olmuş olacak yani. Burada hani çok şeylerimiz yok. Evet. Ondan sonra zaten instruction set'ten devam edeceğiz. Bir de assignment ve reading koyarım bugün. Bunların şeylerini yaparsınız. Bunlar büyük ihtimalle haftaya olur. Çünkü lab olmadığı için bunları birer haftalık tutarım büyük ihtimalle. Haftaya da birer haftalık olur. Ondan sonra belki ikişer haftalık assignment'lara döneriz yine aynı mantıkta. Bunlar da şu anda açık olan herhalde linkler. Bakalım şunu gösterdim, bunu gösterdim. Zaten çok şey değil. Bunu gösterdik, visual'ı gösterdik. Burayı gösterdik. Mesela ha şu şey var. Bir tane daha bir yer vardı ama burası da fena değil gözüküyor. Şeyin reverse engine'i 4004'ün. Hani burada ne var diye bakarsanız. Mesela o 4004 biraz önceki resmini söyledik tabiinsine. Şeyini göstermişler. Neyin ne oldu mesela, nerede ne var işte transistör mesela. Tek tek hepsini açık bir açıkla gitmiş. Hani anlayabileceğiniz varsa tahmin ediyorum ben en azından konsept olarak tamam spesifik olarak nasıl çalıştığını bilemeyebilirsiniz ama elektronik 2'den sonra anlayacaksınızdır biraz daha. Ama dediğim gibi şey yaparsınız yani bayağı bir iş yapmış. Daha bir yer, iyi bir yer var. Bulursam onu da koyarım. Flowchart'la alakalı da bayağı zaten internette şey var. Onu bulursunuz. Evet, sorusu bu kadar. Dersiniz sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu soru yok. Kaydı durduruyorum. Ondan sonra sorunuz varsa offline sorabilirsiniz yine.